Ben Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu. Bugün Zehirsiz Kentlere Doğru projesi çerçevesinde otlarla zehirsiz mücadele webinarımız için bir araya geldik. Buğday Derneği olarak ekolojik doğa ile uyumlu bir toplum hayaliyle 20 yıldır ekolojik doğa dostu tarım, sağlıklı gıda, agroekoloji, organik tarım, ekoturizm, ekolojik çiftliklerde gönüllülük, kompost, arıcılık gibi pek çok konuda projeler yürütüyor. İlgili konularda iletişim, yayıncılık, eğitim, lobi, savunuculuk faaliyetleri gerçekleştiriyor. Sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerini toplumumuza kazandırmaya çalışıyoruz. Birkaç yıl önce Zehirsiz Sofralar platformunun da kurulmasına vesile olan Zehirsiz Sofralar projesini yürüttük. Zehirsiz kampanyada pestisitlerin yasaklanması ve alternatiflerin desteklenmesi için 165 binin üzerinde imza toplandı. Konu defalarca meclis gündemine taşındı. Ve 2020 yılı içinde 25 pestisit yani tarım zehiri etken maddesi yasaklandı. Ama pestisitler sadece gıdamız yolu ile soframıza gelmiyorlar. Kentlerde de hem pestisitler hem de aynı aktif maddelere sahip biyosfer ürünler bizleri, su kaynaklarımızı, canlıları ve ekosistemi tehdit ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Zehirsiz Toplum Diyaloğu programı 6 kapsamında desteklenen Avrupa Pestisit Eylem Ağı Ortaklığı'nda Zehirsiz Sofralar Platformu desteği ve Biyosfer İş ve Çevre Sağlığı Derneği danışmanlığıyla yürüttüğümüz Zehirsiz Kentlere Doğru projemizde de belediyelerimiz desteğiyle zehirsiz kentler mümkün diyoruz. Bu dönüşümde belediyelerimize destek olmak istiyoruz. Hem halka ulaşıp bu kimyasalların zararlarını anlatmak hem de belediyelerimizle birlikte sağlıklı, doğa dostu alternatif ve teknik yöntemleri hayata geçirmek, iyi örnekler oluşturmak, Avrupa başta bu konuda önce olmuş belediyeler ve ülkemiz belediyeleri arasında işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Zehirsiz kentler için harekete geç kampanyamız çerçevesinde belediyelerimizin zehirsiz kent olma yolunda birer stratejik eylem planı oluşturmalarını, bu plan çerçevesinde pestisitlerin ve biyosfer ürünlerin kullanımını azaltma yönünde hedefler koymalarını bekliyoruz. 20 yıl önce Buğday Derneği'ni kurarken amaç cümlemizin kapsamı içinde ekolojik dengelerin geri dönüşümü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunları çözüm yolları sunmak ifadesine yer vermiştik. İklim krizi, savaşlar, göçler, salgınlar, hızla kaybolan biyoçeşitlilik, susuzluk, ormansızlaşma, kimyasallar başta hızla artan kirlilik dünya üzerindeki yaşamımızı tehdit ediyor. Bu küresel boyuttaki değişimler, hareketler, ticari faaliyetler ve bilinçsizce yabancı türlerin kullanımı sadece salgınları değil, pek çok farklı türün, çeşidin doğal düşmanlarının bulunmadığı bölgelere göç etmelerine sebep oluyor. Ama sivrisinekler, ama otlar, belediyeler dünyada istilacı adı verilen o bölgeye ait olmayan türlerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Ancak insanlık sürekli bir kısır döngü içinde. Çare diye sunulanlar, sorunu yaratanlar farklı değil. Açlık sorunu çözmek için önerilen tarım zehirleri açlık sorunu çözmediği gibi daha da derinleşmesine sebep olurken bizlere sağlık, biyoçeşitlik kaybı ve doğanın yok oluşu olarak geri dönüyor. Her geçen gün daha çok pestisit kullanırken daha fazla çiftçi ölüyor, insanlar kanser oluyor, çocuklarda hormonal ve diğer gelişimsel bozukluk sorunlar artıyor, zararlılar direnç geliştiriyor ama asla yok edilemiyor. Doğadaki avcı dengesi bozuluyor ve ekosistem çöküyor. Çözüm daha fazla kimyasal veya pestisit değil. Çözüm doğa ile uyumlu yaşamayı öğrenmek, insan merkezci bakış açısını bırakmak, kendimizi doğanın bir parçası olarak tekrar tanımlamak, üretim ve tüketimde doğayı, doğal döngüler ve süreçleri esas alan, onlar ile uyumlu modeller, teknikler, yöntemler ve sistemler geliştirmekte. Doğaya ve onun döngülerine ve süreçlerine karşı yaptığımız her müdahale
bize sağlık sorunları, çevre felaketleri ve ekonomik kayıplar olarak geri dönmekte. Zehirsiz bir kent olmak, yani değişim, evet, hemen yarın mümkün görünmüyor. Doğru politikalara, yol haritalarına ihtiyaç var. Ama diğer yandan öyle bir çağdayız ki yarın her şey için, çocuklarımız ve torunlarımız için çok geç olabilir. Bu sebeple hızla farklılıklarımızı, rekabeti bir yana bırakıp işbirliklerini ve dayanışmayı arttırmak, ekosisteme uyumlu, uzun vadeli ve bütüncül çözümlere yatırım yapmak, iyi örnekler oluşturup bunları yaygınlaştırmak zorundayız. İşte bugün de bunun için buradayız. İki iyi örnek dinleyeceğiz. Ama öncesinde ben de konu hakkında kısa bir sunum yapmak istiyorum. Öncelikle konumuz yabancı otlar. Biz webinarda otla mücadele ettik ama bu literatürde daha çok yabancı ot olarak geçiyor. Türkiye'de özellikle. Yabancı ot kavramı ve kullanımı aslında insanın doğaya ve doğala olan yabancılaşmasının bir göstergesi. Yani bizim aslında yabancı ot ifadesini kullanmamız aslında ne kadar da doğaya yabancılaştığımızın bir sembolü benim için. İklim, ticaret veya bilinçsiz tercihlerle gelen istilacı türleri saymazsak aslında mücadele ettiğimiz, siz söylediğimiz otlar o bölgenin yerli otları. Ve aslında onlar insanın doğaya ve doğala yabancılaşması sonucu yaratmaya çalıştığı dünyaya karşı mücadele ediyorlar. Hem toprağı erozyona karşı koruyorlar, toprağın organik tabakasını arttırıyorlar, hem de biyolojik çeşitlilik için bize karşı mücadele veriyorlar. Binlerce yıl birlikte yaşadığımız, toplayıp yediğimiz, şifa, boya malzemesi, hayvancılık amacıyla faydalandığımız bu otları şimdi kaldırımlarda çıktı, çimler arasında çıktı diye istemiyoruz. Belediyeler boş arsalarda, kaldırım kenarlarında, patikalarda, parklarda, bunun gibi alanlarda çıkan bu otları mekanik, termal veya zehir yoluyla yok etmeye çalışıyor. Hem de belki de bizler istemediğimiz ya da bizlerin istemediğini sandıkları için. Sokak hayvanlarını seven ve koruyan bir toplumun bozkırın otları ile bir sorunu olduğunu düşünmüyorum. Ve ben şahsen boş arazilerin, alanların yerli otlar ile kaplanmasını, çiçeklerini, kelebeklerin, arıların ve pek çok canlı ev sahipliği yapmasını tercih ediyorum. Ot zehirleri yani herbisitler. Dünyada en çok kullanılan tarım zehir grubu bu herbisitler. Su kaynaklarımızı, çocuklarımızı, gıdamızı, yaşam alanlarımızı zehirliyorlar. Bizleri yavaş yavaş öldürüyor. Üreme sistemimiz başta, hormon sistemimizi, sinir sistemimize zarar veriyorlar. Çocuk gelişimine ciddi boyutlarda olumsuz etkisine dair binlerce araştırma var. Bizleri kanser ediyorlar. Saçımızda, kanımızda, idrarımızda, yeni doğanların omurilik sıvısında, ilk dışkısında, plasentada, anne sütünde bu pestisitlere rastlanmış. Bunlar aynı zamanda genotoksik, yani kalıtsal olarak da aktarılabiliyorlar. Tarım sektöründe kullanılan pestisitlerin zararlarına yönelik pek çok araştırmanın yanında, kentlere yönelik sınırlı sayıda araştırmada son yıllarda hız kazanmış durumda. İngiltere'de 2016'da yapılan bir çalışmaya göre, çevre hizmeti sektöründe 38 farklı pestisit aktif maddesi kullanılıyor. Gıda ve Çevre Ajansı tarafından yayınlanan araştırma raporu, hizmet sektöründe yani belediyelerin, kamu sektörünü kastediyoruz, pestisit kullanımına ilişkin ilginç gerçekler sunuyor. Rapor, araştırmaya katılan bu araştırma İngiltere'de ve genelde bu hizmet özelleştirilmiş durumda orada. Toplam 98.121 hektar alanda 80 ton aktif madde kullanıldığını belirtiyor. Ve en yoğun kullanılan pestisit de %98.8 ile ot zehirleri herbisitler. Çevre hizmeti sektöründe kullanılan bu 38 aktif madde farklı formüllere sahip birçok ürünün temel bileşiklerini oluşturuyor. Ve bu maddelerin en çok kullanılığı da glifosat adında ve özellikle Roundup isimli bir marka olaraktan pazarlanıyor. Glifosat da bu herbisitlerin %77'sini oluşturuyor. Ve ne yazık ki glifosat Avrupa Birliği'nde de
Türkiye'de de henüz yasaklanmadı. Avrupa Birliği'nde çok az bir oy farkıyla yasaklanması süreci 5 yıl daha uzatılmış oldu. Ne yazık ki glifosat dünya Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından 2015 yılında hem genotoksik hem de muhtemel kanser ajanı olarak ilan edildi. Bunun dışında da farklı kurumların araştırmaları var. Böbrek ve karaciğer hastalıklarına, endokrin ve bağışıklık sistemi bozukluklarına ve bunun gibi pek çok şeye zarar verdiğine dair pek çok araştırma var. Benzer biçimde 2018 yılında İtalya'da Güney Tirol'de 19 çocuk alanından 4 çocuk okul bahçesinden ve bir pazar yerine alınan 96 çim örneği pestisitlerin yaşam alanlarımıza nasıl yayıldığını gözler önüne seriyor. Bu numuneler Güney Tirol Eyaleti Sağlık Hizmetleri tarafından analiz ediliyor. Düşük miktarda da olsa tespit edilen 32 pestisitin %76'sı endokrin sistem bozucu kimyasallar. Nedir endokrin sistemimiz, yani hormon sistemimizi bozan bu kimyasallarla ilgili sorun? Tarımda ve bu kimyasallarla ilgili her zaman Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, işte Avrupa'daki ilgili kurumlar bir alt limit tanımlıyorlar. Diyorlar ki bu pestisit veya bu ot zehri şu limitin altında kullanılırsa insan sağlığına zararlı değildir diyorlar. İşte bu tanımlama bugün bilim gösteriyor ki, hatta binlerce araştırma var bununla ilgili. Endokrin sistemimizi, hormon sistemimizi bozan kimyasallar için böyle bir alt limit tanımlanamayacağını belirtiyor. Bugün artık dünya bu noktaya gelmiş durumda. O yüzden de endokrin hormon sistemimizi bozan kimyasallar üzerinde özellikle biz durmak istiyoruz. Ülkemizde de Çukurova Üniversitesi'nin bir araştırması var. Adana Ceyhan'da hem tarım işçileri hem de o bölgeye yakında yaşayan tarımla uğraşmayan kişiler arasında 66'şer tane denek insan üzerinde yapılan çalışmada. Şunu görüyoruz ki bu çalışmalarda da mesela tarım çalışanlarında toplamda çalışmaya katılanlarda 31 çeşit pestisit aktif maddesi tespit ediliyor. Tarım çalışanları grubunun hepsinin saçlarında en az bir pestisit kalıntısı bulunurken, tarım çalışanları olmayanların %83,4'ünde saçında pestisit var. Bazı tarım çalışanlarında 17 farklı çeşit tespit edilirken, tarım çalışanı olmayanların katılımcılarda ise 7 farklı çeşide rastlanabiliyor bu pestisit etken maddelerinden. Yine kan örneklerine bakıyorlar Çukurova Üniversitesi'nde. Tarım dışından bahsedeyim. Tarım dışı olmasına rağmen katılımcıların %78,8'inin kanında pestisit tespit ediliyor. Ve üzücü bir şekilde bunların da ciddi bir kısmı yasaklı pestisitler. Yani Türkiye'de yasaklanmış ama halen bir şekilde kullanılan veya ortamda bulunan veya bir şekilde vücudumuza yerleşmiş pestisitler. Özellikle kent merkezi değil ama kent ile kırsalın kesiştiği bölgelerde, tarımın halen yapıldığı bölgelerde bu durum çok daha hassas. Yine Amerika'da yapılan bir araştırma ve bu okullarda yapılan bir araştırma. Okullarda 40 pestisit tespit ediliyor ve bu 40 pestisitin 28'i muhtemel kanserojen, 26'sı üreme sistemine olumsuz etkisi var, 26'sı sinir sistemine zarar veriyor, 13'ü de doğum kusurlarına sebep oluyor. Amerika'da yapılan, okullarda yapılan bir inceleme. Ben Türkiye'mizin bundan uzak olduğunu düşünüyorum. Çünkü Amerika'da veya Avrupa'da kullandığı kadar herbisit ülkemizde kullanılmıyor. Belediyelerimiz o dozda herbisit kullanmıyorlar. Hani o anlamda bir korku olmasın. Ama Türkiye'de de ne yazık ki demin söylediğim gibi glifosat gibi pek çok tarım zehri kullanılabiliyor. Türkiye su kaynaklarından gene bir örnek verirsek, sularımızdaki 49 mikro kirleticinin 33'ü ne yazık ki pestisit. Yani sularımızda bizlere bulaşan kimyasallar ve diğer kirleticilerin 33'ü pestisit. Ben şu anda hani zamanımızda iyi kullanmak adına doğa üzerindeki, iklim üzerindeki, biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerine şu anda girmeyeceğim bile. 2030 yılında Avrupa Birliği Biyoçeşitlik Stratejisi madde 12 diyor ki
Artık kentsel yeşil alanlar gibi hassas alanlarda hiç kimyasal pestisit kullanılmaması kararı alınmıştır diyor. Tabii bunu devletlerin de uygulamaya geçirmesi lazım. Ama 2030 yılında kentlerde artık herbisit kullanımı kalkmamayı hedef olarak belirlemiş durumda Avrupa. Ama bundan önce zaten başta Fransa, Belçika olmak üzere İsveç, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, Danimarka gibi pek çok Avrupa ülkesi kademeli olarak da ve bir takım istisnalar ile çoktan kentlerde zehirsiz olma yolunu seçtiler bile. Ama bu noktaya kolay gelinmedi. Bu noktaya sadece bilimsel çalışmalara bakan bürokratların, karar vericilerin kararları ile gelinmedi. Bu noktaya sivil toplumun çabaları, örgütlü mücadelesi, lobiciliği, kampanyaları, halkın bilgilendirilmesi, halkta artan duyarlılık ve halkın tepkisi ve kampanyalara verdiği destek, halkın talepleri ve pek çok belediyenin bu konudaki denemeleri, öncülüğü, iyi örnekleri ile, işbirlikleri ile bu noktaya geliyor. Örneğin Belçika'da Gent bu anlamda öncü bir belediye. Hem de yaklaşık 30 yıl önce bu çalışmalara başladı. Kamusal yeşil alanlarda pestisit kullanımı resmi olarak Ocak 2015'te yasaklanmış olsa da Gent bu tarihten önce pestisit kullanmaktan vazgeçti. Çevre Hizmetleri Birimi pestisit kullanımını 1990'lardan itibaren azaltmaya başladı. 1997'de pestisit kullanımının azaltılmasına dair bir sözleşme hazırlandı ve bunu uygulamak için çeşitli hibelere başvuruldu. Bu sözleşme kapsamında çevre dostu bir ot mücadelesi benimsendi. Pestisit kullanımının bir envanteri çıkartıldı. Pestisit kullanımını değerlendiren ve olası alternatif yöntemlere dair farkındalığı arttıran bir eylem planı hazırlandı. 1997'de başlayarak her yıl pestisit kullanımı azaltıldı. 2003'te onaylanan pestisit azaltım kararnamesi bir pestisit azaltım planı oluşturulmasını gerektiriyordu. 2019'da konsey pestisitleri tamamen ortadan kaldırmaya karar verdi. Gent 1992 yılında 1000 kilogram aktif madde kullanımını 2002'de 50 kilograma, 2010'da ise sıfıra indirgedi. Tamamen yasaklamak her zaman mümkün olmuyor. Seattle örneğine, Amerika'ya baktığımızda 1999 yılında en zararlı olduğu düşünülen herbisitler ve insektisitlerin kullanımını ortadan kaldırmak ve genel pestisit tüketimini %30 azaltmak amacıyla bir pestisit azaltım stratejisi uygulanmaya başlandı. 2001 yılından itibaren Park ve Bahçeler Müdürlüğü 22 adet yaklaşık 200 dönüm zehirsiz park oluşturdu ve çocuk bahçeleri, nesire yerleri, topluluk bahçeleri ve çim alanları kapsayan 250'nin üzerinde alanın bakımını halen zehirsiz yöntemlerle yürütüyor. Ayrıca tüm çim alanlar ve atletizm sahalarında da pestisit kullanılmıyor. Şimdi ekranımı paylaşıp bir örnek göstereceğim size. Ekonomik kısmı çünkü çok sorgulanıyor. Ekranımda görünebiliyor mu? Göksel Bey, sizin baş sallamanızdan ben şey. Şimdi burada şehrimizin adı Glansbury. Birazdan Ramazan hocamızın da bahsedeceği sıcak köpük uygulamasına geçtiler Glansbury. Ve bununla ilgili ekonomik hesaplar da yaptılar. Burada yöntem ve metretül başına maliyet hesabı gözüküyor. Eğer yüklenici firma tarafından elle temizlik yapılırsa bunun maliyeti metreküp başına işte 0,32 pound. Eğer sadece sıcak su kullanımı söz konusuysa 22 pound. Bahsettiğim glifosat yani ot zehri kullanıldığında 23 pound. Makine temini kapsayan yatırım maliyeti hariç olmak üzere sıcak köpük uygulamasında ise tabii zaman içinde 7 pound'a indirmişler. Yani otla, zehirle mücadele etmek 23 pound'luk bir metretül başına maliyet getirirken sıcak köpükte bunu 7 pound'a indirmiş durumdalar. Bu da bu işe yatırım yaparsak önce bir tabii ki yatırım maliyeti gerektiriyor. Bunun ne kadar bunun aslında bizler için
mümkün olduğunu gösteriyor. Ramazan hocam özellikle termal uygulamalardan bahsedecek ama diğerlerinde kısaca geçecek sanıyorum ama Türkiye'de mekanik yöntemler de son derece yaygın olarak kullanılıyor. Belki Göksel Bey sanırım biraz onlara da girer çünkü onların da kullandığını biliyorum ben. Yani işte sürme, biçme, çapalama, fırçalama, jet yıkayıcı gibi, yüksek basınçlı yıkayıcı gibi, tırmıklar gibi, malçlama gibi veya doğru ekim düzeni gibi mekanik ve fiziksel yöntemlerde mümkün. Ben daha fazla sözümü uzatmadan önce iyi bir belediye örneği olarak da Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Göksel Koyuncu'ya sözü vermek istiyorum. Göksel Bey Çanakkale doğumlu ve Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu. 1989'da Çanakkale Belediyesi'nde çalışmalara başlamış ve 2002 yılında bu yana da Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü olarak görev yapmakta. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkürler Göksel Bey. Efendim merhabalar, günaydınlar. Herkese iyi haftalar dilerim öncelikle. Ben bir Park Bahçeler Müdürlüğü'nü kısaca bir tanıtımını yapıp neler yaptığımızdan bahsedeyim. Çünkü bunlar konumuzla alakalı olan şeyler. Çanakkale Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü toplamda 1 milyon 166 bin metrekarelik toplam yeşil alanda faaliyet gösteriyoruz. Ve bu miktar her yıl 20-30 bin metrekare artarak hızla artan Çanakkale nüfusuna açıkçası yetişmeye çalışıyoruz. Aktif yeşil alanlarımız 653 bin metrekare ile %56'lık bir oran yakaladık. Klasik anlamda yaptığımız yeşil alan bakım üretimi yanında 2019'dan bu yana atalık ve yerli tohumlarla iyi tarım uygulamaları kullanarak ziraat yaptığımız 220 bin metrekarelik ekim dikim alanlarımız da mevcut. Atalık karakılçık, sarı buğday, yerli sarı nohut, yöremizin önemli ürünlerinden olan Çanakkale pembe ve kırmızı domatesiyle hem kentimiz hem de üreticimize yabancı tohum baskısından biraz olsun kurtarabilmeyi, bu ürünlerin gerçek lezzet ve tadını hatırlatabilmeye amaçlıyoruz. Her yılın Mart ayında bir ay süre ile yerli tohum bağışı yapıyor. Mayıs ayının ilk haftasında ise tohum ve fide şenliği düzenleyerek katılan kentlerimize yerli sebze ve tohum dağıtımı yapıyoruz. Bu yıl 7 Mayıs'ta yapacağız. Halk Bahçesi'nde düzenleyeceğiz. Yaklaşık 60 bin adet fide dağıtacağız. Bekleriz efendim. Bunun yanında tohum sandığı birimimizde de atalık ve yerli olarak 110 çeşit tohumun saklanmasını ve üretimini yapıyoruz. Bunlar konumuzla gerçekten ilgili çünkü kendi toprağımızın ve kendi coğrafyamızın ürünlerinden yetiştirdiğimiz zaman dışarıdan gelen F1 tohumlarla arasında çok büyük bir fark olduğunu görüyoruz. Şöyle ki, F1 tohum diktiğinizde 3 kat fazla gübre, belki 5 kat fazla ilaç ve 4 kat fazla sulama yapmanız lazım. Ama yerli tohumlarımız bu toprağı genleriyle tanıdığı için, yani biraz evvel toplantı başlamadan önce böyle kısaca bilgi verdim. Bir boğaz doldurma, bir çapalamayla, mekanik mücadeleyle Eylül'e kadar biz Çanakkale yerli domatesinden, yerli tohumdan ürettiğimiz fidelerden çok rahat ürün alabiliyoruz. Bu dışarıdaki çiftçilerle kıyaslandığında çok düşük bir oran. Aynı zamanda ilaçlama tohum, bu yerli çeşitler hastalık ve zararlara karşı da çok dayanıklı olduğu için otomatikman aslına bakarsanız bu çeşitleri kullandığımızda kimyasallarla mücadeleyi bir anlamda yapmış oluyoruz. Bunu böyle geçtikten sonra bu yıl Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile beraber Çanakkale yöresinde helva üretiminde çok önemli yer tutan sarı susam ve bir zamanlar Çanakkale'nin en önemli ihracat ürünü olan karasakız baklat türlerinin de coğrafi işaretleme çalışmalarına başladık.
Bu tohumlarda açıkçası Çanakkale'de çok büyük bir ekonomik değer sağlayacağını düşünüyoruz üreticilerimizle beraber. Müdürlüğümüzün tarım ve yabancı ot ilaçları kullanımı yaklaşık 2010 yılından beri neredeyse sıfır noktasında. Bilhassa kentinin içinde vakit geçirdiği aktif yeşil alanlarımızda, yani piknik, oyun alanları, çocuk bahçeleri ve spor sahalarında vatandaşımızın sağlığını düşünerek ilaçlamalardan kaçınıyoruz. Hizmete aldığımız veya revize ettiğimiz alanlarda parklarımız 24 saat yaşasın ilkesiyle aydınlatmalara önem veriyor ve yaz akşamlarında açıkçası parklarımızda çaylı piknikli vakit geçiren hemşehrilerimizi görünce doğru işler yaptığımızı bir kere daha görüyoruz. Çanakkale Park ve bahçelerinde çimlere basmak yasaktır. Çiçekleri koparmayınız gibi tabelalar göremezsiniz. Açıkçası bunu yapabilmek için de kentimizin sağlığını düşünmek zorundayız. Dolayısıyla buralarda herbisit uygulamalarından vazgeçtik. Vazgeçtik derken şunu da söylemek lazım. Yani genel anlamda eskiden beri yerleşen bir kanı vardır. Böyle belediyenin park bahçelerinde böyle bilardo masası gibi veya golf sahaları gibi homojen çim alan anlayışını bize dayatan veya bize emreden bir üst yönetimimiz yok. Belediyelerde bu konularda üst yönetimin yani başkan ve ekibinin açıkçası müdürlüğümüze verdiği destek çok önemli. Bu anlayışta çim alanlarda geniş yapraklı otlarla mücadele etmeye açıkça bakarsanız çok da şart yapmıyor. Ama önemli olan ve göz ardı etmememiz gereken bir şey var. Çim biçme, havalandırma, bitki besleme ve sulama çalışmalarını aksatmadan yaparsanız mekanik mücadele bir anlamda bu alanların formunu korumasında yeterli. Tabii mevsim gereği tohumdan gelen bazı üçkül ve yabani turp gibi kazık köklü bitkileri yapraklı bitkileri de alandan kesip uzaklaştırarak daha sonra yapacağımız bakım çalışmalarında bize kolaylık sağlar. Yani genelde tamamıyla kullandığımız şey mekanik mücadele. Çim alanlarla devam edecek olursak daha yapım aşamasında aslına bakarsanız birçok sorunun önüne geçebilmeniz mümkün. Çim tesisi veya parkı yaparken mutlaka drenaj çalışmalarının ihmal edilmemesi gerekir. İyi bir drenajla çim içinde tedavi edilecek birçok hastalığın önüne geçmiş oluyorsunuz ve çim tesisini ömrünü uzatıyorsunuz. Evet, çim alanlardan bahsediyoruz, doğru. Ama alanlarımızın neredeyse yarısı çim alanlardan oluşuyor zaten. Çalı çiçek ve ağaçlandırma, üretim sahalarında düzenli sulamalar, yeşil alanların sürdürülebilir olmasının temel koşullarından biri olmak durumunda. Bundan taviz vermek mümkün değil. Bu nedenle hem gerek revize gerekse yeni parklarda mutlaka sulama projeleri yapıyoruz, otomatik sulama projeleri. Çünkü su pahalı bir materyal ve bilinçsizce kullanıldığında yarardan çok zarar verebiliyor. Bunu acı olarak yaşıyoruz Çanakkale olarak. Çünkü tek su kaynağımız açıkçası tehdit altında. Çanakkale'nin tek su kaynağı Atikhisar Havzası ve orada verdiğimiz maden ruhsatlarına karşı verdiğimiz mücadeleyi Kaz Dağları Bizimdir sloganıyla hatırlayacaksınız. Suyumuzu kullanmak için verilen bu mücadeleyi suyu kullanırken de onu korumamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor aslına bakarsanız. Şimdi sudan hep bahsediyorum. Birbiriyle bağlantılı konular aslında. An itibariyle parklarımızın %70'ini biz otomatik sulama sistemleriyle suluyoruz. Yeşil alanlarımızı insan trafiğinin minimum azaldığı zamanlarda ve gece yarısından sonra yapıyoruz sulamalarımızı. Zaman aracılarla otomatik olarak yapıyoruz. Bu önemli çünkü çim ve çayır alanlarda, çiçek ve çalı alanlarında damlama ve yağmurlama sistemleriyle minimum sulamayla maksimum verim almamızı sağlıyor bu sistemler.
Tabii bu sistemleri müdürlüğe getirdiği en büyük avantaj daha az bakım personeliyle sulama işlerinden büyük oranda kurtuluyoruz. Şöyle ki eğer programa uygun veya bitkinin istediği sulamayı yapmazsanız bir müddet sonra çimde fazla sulamadan veya drenaj noksanlığından dolayı mantar enfeksiyonlar ve yabancı ot tabir edeceğimiz geniş yapraklar çimin içine bulunduğu zaman bunlarla artık alanda sardığınızda herbisit kullanmak zorunda kalmamak için iyi sulama ve iyi besleme yapmak durumundayız çim alanlarımızda. Geçen yıl Çanakkale'de bir de biz müsilaj felaketi yaşadık tüm Marmara ile beraber. Su kaynaklarının korunmasının önemli burada bir kere daha ortaya çıkıyor. Çünkü deniz üstünden toplanan, motopomplarla toplanan müsilaj yani rüzgara karşı balık ağa germek gibi bir şey. Halbuki müsilajı oluşturan faktörlerden biri de yapılan bilinçsiz gübrelemeyle taban suyu, oradan da denize akan azot, fosfor, potasyum, magnezyum gibi bitki besleyicilerin denizdeki bir hücreli canlıları daha iyi beslenerek ortamda bulunması ve müsilaja sebep olması. Belediyemize bu konuda da bir görev verildi. Artık müsilaj mücadelesi bizim görevlerimizden biri. Bu konuda şunu yapacağız. Yerel kalkınma birimiyle beraber yine 18 Mart Üniversitesi ile çevre üreticilerimizin toprak analizlerini ücretsiz yapacağız. Bu ne demek? Bilinçli gübreleme yaparak toprağa azota, fosfora, potasyuma boğmayacağız. Artı gübreleri ne kadar astronomik fiyatlara ulaştığını da düşünürsek açıkçası girdi maliyetlerini de biraz azaltarak hem müsilaja hem de çiftçimize temiz gıdaya ulaşabilmek için vatandaşımıza da bir nebze olsun fayda sağlamayı düşünüyoruz. Gübreleme demişken gübreleme ile bağlantılı olarak biz mümkün olduğu kadar sentetik gübre kullanmıyoruz. Budama artıkları ve çim artıklarını atmıyoruz. Tamamıyla depolarımızda ferment ederek kaliteli bir gübre elde ediyoruz. Parklardan, bahçelerden budadığımız dalları da parçalayarak güzel bir kompost yapıyoruz. Daha sonra bunları harmanlayıp elediğimizde ortaya çok güzel bir besin maddesi ortaya çıkıyor. Çalı ve ağaçlarda besleme, seralarda üretimlerimizde torf ve kum ile karıştırarak tohum yastıkları ve fide geliştirme ortamlarında tamamıyla bu organik gübreyi kullanıyoruz. Beslemenin elimizde olan gübreyle yetmediği durumlarda da arazöz ve tankerlerle çim ve çayır alanlarımızda likit solucan gübresiyle besleme takviyesi yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar sentetik gübrelerden kaçınmaya çalışıyoruz. Yalnız bunun bir istisnası şu yeni yapacağımız alanlarda bir kere mahsus olmak üzere temel besin maddelerini içeren gübreleri toprak altı gübresi olarak bir kere mahsus kullanıyoruz. Onun dışında suyumuzu zehirleyecek, toprağımızı bozacak, tuzlulandıracak gübrelerden de kaçmaya çalışıyoruz. Çiçek ve dekoratif alanlarda oluşturduğumuz peyzajlarda kendi yetiştirdiğimiz yerli çiçek tohumlarını üretip kullanıyoruz. Hastalık ve zararlara dayanımının yanında neredeyse sıfır maliyetle üretebildiğimiz için bu bizim için çok avantaj. 1350 metrekare üretim seralarımızda birçok türü tohum sandığı için sebze fidesi, tıbbi aromatik parkımız için gerekli materyalleri de burada uğraşıyoruz, üretiyoruz. Üretimimizi kendimiz yapıyoruz. Bunu yapmakla da dışarıdan gelen yabancı gen kaynaklarına biraz olsa parklarımızı kapatıyoruz. Kendi yerli çeşitlerimizin üretimi, aromatik bitkiler gerçekten çok güzel. Hem koku hem görüntü itibariyle, çiçekli olmaları itibariyle gerçekten iyi peyzaj bitkileri.
O yüzden biz geçen yıl 14.500 metrekare alanda bir tıbbi ve aromatik bitkiler parkı oluşturduk. Amacımız bu bitkileri Çanakkale tarımına kazandırmak. Ve yani üreticimize sadece klasik yetiştirme ürünleri yerine yeni seçenekler de sunmaya çalışıyoruz. Ayrıca yaptığımız denemelerde bilhassa ve lavanta ve kekikten elde edilen posanı malç olarak kullanıldığında büyük oranda yabancı ot kontrolünü sağladığını, bilhassa çiçek ve peyzaj alanlarımızda sulamayı yarı yarıya azalttığını ve bitkilere gelebilecek mantari hastalıkların içindeki aromatik yağlar nedeniyle hemen tamamına yakınının mantari ve virüs hastalıklarını önlediğini gördük. Bunu da bir uygulama olarak bu sene daha da yoğun bir şekilde kullanacağız. Bilhassa aromatik bitkilerden veya tabii bitkilerden elde edilen, distilasyon sonucu elde edilen posa, malçlamalarda gerçekten çiçek ve çalı gruplarında çok bize fayda sağlıyor. Neredeyse bakım çalışmalarımızı bu gibi alanlarda hemen hemen sıfıra indiriyor. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü her şeyin neticesinde dönüp dolaşıp her şey maliyete dönüyor. Müdürlük olarak genelde hem kuraklıkla ilgili hem de peyzaj alanlarımızda artık klasik peyzajda kullanılan ürün veya bitki desenini değiştirmek durumundayız. Çünkü biraz evvel sözünü ettiğimiz gibi bu aromatik bitkiler örneğin yani ıtır, mayası otu, lavanta attı, bir kekik, biberiye, sumak, defne, lavantin gibi türler gerçekten hem dekoratif bitkiler hem büyük bir kısmının çok yıllık olması, bir kısmının erdem yeşil olması dikim ve bakım işçiliği maliyetlerimizi de aşağıya düşürüyor. Vallahi her şeyin başı dediğimiz gibi maliyet maalesef. İlaçlı mücadeleye gelince o kısımda uygulamamız bize sürdürülebilir tarım uygulamalarına paralel bir seyir izliyoruz açıkçası. Demin söz ettim, herbisit yani yabancı ot ilacı hemen hemen hiç kullanmıyoruz. Hemen hemen dedim, bunun bir istisnası var. Çanakkale'de enerji kaynaklarımızı korumak adına bir güneş enerji santrali yaptık, 14.500 metrekarelik. Bunun zemini toprak değil, bir de mezarlık beton yollarında kullanıyoruz. Zaten bu alanların gelecekte tarıma açılması veya yağışlarla bir yerlere taşınması ihtimali de olmadığı için bu alanlarda senede bir kere olmak üzere geniş yapraklı yabancı ot mücadelesi yapıyoruz. Bu da tüm alanlarımızın ancak %1'i bile tutmuyor. Bu anlamda tamamıyla kullanmayalım demeyelim. Sadece güneş enerji santralı zemininde kullanıyoruz. Ekonomik tarım uygulamalarının temelini koruma uygulamaları oluşturur. Alana hastalık, zararlar veya epidemi yaptığında sonucu kesin olmayan, pahalı ve çevreye, tüketicilere zararlı pestisitler kullanmanızdan başka çare bulamıyor üreticilerimiz bilhassa. Yanlış ilaçlamayı ve gübrelemeyi en yüksek düzeyde uygulayan iki ilimiz var. Biri Antalya, biri Çanakkale maalesef. Bunlar aynı zamanda meyve sebzeyi en çok üreten illerin başında geliyor. Müdürlüğümüzün genel yerel kalkınma ve tohum sandığı birimlerinin ortak çalışması ile tarım alanlarımızda iyi tarım uygulamaları ile üretilen fide ve ürünleri kentimizde buluşturduğundan bahsettik. Bu çalışmalarımızda tarım danışmanları ve bağımsız laboratuvarlarla çalışarak hangi uygulamaları hayata geçirebileceğimiz konusunda da çalışanlarımız iyi bir pratik yapma imkanına kavuştular. Artık bu bilgileri pratiğe dökerek çalışıyorlar. Örnek verelim. Gülleci bulamacı olarak tabir ettiğimiz kalsiyum polibisülfiti kendimiz üretiyoruz. Ve alanlarda zarar alan yaprak biti, kırmızı örümcek, kabuklu bit, külleme veya monilya gibi hastalık ve zararlara karşı koruma amaçlı kullanıyoruz. Tortusunu da ağaç dikimlerimizde toprağa karıştırarak kök zararlarına karşı tedbir almış oluyoruz.
Geçtiğimiz yıllarda Atalık Tohum Takas Derneği, Çanakkale Atalık Tohum Takas Derneği üyeleriyle hem gülleci bulamacı imal ettik beraber, hem de iyi tarım uygulamalarını kolaylaştırarak söyleşi ve atölye çalışmalarımızda tohum sandığı birimimizde gerçekleştirdik. Alanlarımızda kendiliğinden yetişen otlar var. Örneğin ısırgan otu. Bunu fermente ettiğinizde gerçekten çok güzel bir azotlu gübre elde ediyorsunuz. Bunu üretim personelimizle beraber yapıyoruz. Posası saksıya aldığımız ürünlerde bilhassa çok iyi bir azotlu gübre olarak kullanılıyor. Çanakkale Refüj Kavşakları'na daha önce biraz hızlı mı gidiyorum, şey mi yapıyorum bilmiyorum ama takip edebiliyor musunuz? Daha önce 15-20 yıl önce yaptığımız refüjlerde bilhassa tesbih ağaçları var. Tesbih ağaçları büyüdüler, gerçekten güzel çiçek açıyorlar ama bize bir faydaları daha oluyor. Tesbih ağaçlarının yapraklarından ve taze tohumlarından solüsyonlar üretiyoruz. Bunlarla ilgili denemeler yaptık. Bilhassa ağaçlarda ve çalılarda kelebek ve böcek larvalarının yaşam döngüsünü aksattığını gördük. Dökülmeye başlıyorlar bu ilacı attığımızda. Koruma ilaçlaması olarak çok yararlı olarak bunu kullanmaya başladık. Hem gülleci hem tespit solüsyonlarını daha yoğun kullanmak için çabalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde, dönemlerde de bunu hem çevre üreticilerimizle, çiftçilerimizle hem de hobidaşlarımızla paylaşmak için atölye çalışmaları yapacağız. Ve tabii bunları söylerken de bazen bu önlemlerin de yeterli olmadığını görüyoruz. Bilhassa yerli sebze üretiminde ve süs çalılarında bazı görülen mantar ve böcek hastalarına karşı ilaçlama yapmak zorunda kalabiliyoruz. Bunu da sistemik değil, dokunma tesirli böcek öldürücülerle yapmaya çalışıyoruz ama geneli oranlarımızda ihmal edilebilecek düzeyde diyebilirim. Yine hasatı yapılan buğday, sarı beyaz nohut, kara sakız, bakla gibi hububatın depoda ömrünü uzatabilmek için pas ve tohum ilacı uygulamamız zaten zorunlu olarak yapılıyor. Bu uygulama gelecek mevsimlere tohum bağışı yaptığımız için üreticilerimizin sağlam ve hastalıksız tohum alabilmesi için gerekli. Bu yıl bütçeden ayırabildiğimiz oranda aromatik ve tatlı bitkilerden yağ ve hidrosol yapmak üzere distilasyon ünitesi temin etme çabalarımızı sürdürüyoruz. Başarılı olamazsak kendi atölyelerimizde ilaç yapımlarında kullanabileceğimiz kapasitede bir ünite ihmal edeceğiz. Bununla da aromatik yağlarla beraber yapacağımız solüsyonlarla bilhassa böcek ve larva yumurta mücadelesinde başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bunu daha evvel defne yaprak yağı ile yaptık ve başarılı olduk. Çok uzatmadım umuyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Çok teşekkürler Göksel Bey. Hızlı Yani gitmedik değil mi bu arada? bence çok zaten zamanında çok iyi verimli kullandınız. Aslında ben şunu görüyorum. Her yerde dünyada da bu örnekler var. Evet bazen deneme yanılma yöntemiyle gidiliyor. İyi örnekler deneniyor. Pek çok okuduğumuz, çalışmadığımız projede tam da sizin yaptığınız gibi bazı şeyler denenirken bir yandan da şunu görüyorum. Aslında koruyucu sağlık dediğimiz bir konu var. Hani kanser olduktan sonra ne yapacağını değil de kanser olmamayı düşün. Aslında ben Çanakkale Belediyesi'nde bunu görüyorum. Bir vizyon var öncelikle. Önemli olan bu. Ve onun arkasından da planlı bir mücadele. Yani belirli bir plan çerçevesinde adım adım ilerleniyor. Öncelik mücadele değil, sorunu da karşılaşmamak için tedbir almak. Zaten bence öncelikli olan da bu olmalı. O sorunun oluşmasını engelleyecek doğru planlama, doğru stratejileri geliştirmeli. Ondan sonra olası sorundaki o zaman zaten azaltılmış oluyor. Sizin de uyguladığınız yöntem bu. Azaldığı zaman işte dediğiniz gibi çok yoğun bir durum olmadığı için de kimyasal mücadele ihtiyacı
otomatikman azalmış oluyor. O yüzden de kültürel mücadele, mekanik veya işte şimdi Ramazan hocamın anlatacağı gibi yöntemlerde, termal yöntemlerde bunu gerçekten gerçekleştirmek mümkün. Sonunuzda ekonomi dediniz. Haklı olaraktan bir belediyenin sonuçta bir bütçesi var. Ama siz de en az görmüşsünüzdür. Bugün tecrübenizle zaten onu gördüğünüzü inanıyorum ben. Dünya artık ekolojik ekonomiye dönüyor. Çünkü doğanın süreçlerine, doğanın döngülerine karşı yaptığımız her müdahale aslında bize sağlık ve başka sebeplerle kayıplar olaraktan yine bir ekonomik bir maliyet olarak geri dönüyor. Ve genelde bu pestisitlerle ilgili karşılaştırmalarda, hesap mukayeselerinde direkt belediyenin bütçesi olarak bakmakla birlikte veya işte tarladaki çiftliğin harcayacağı para olarak bakıyoruz ama sağlık, biyoçeşitlilik, su kaynakları ve ekosistem üzerindeki zararlar ekonomik hesaplara ve karşılaştırmalara dahil edilmiyor. Aslında hani ekoloji ile ekonomi aslında uzun vadede paralel yürüyor. Ben şimdi size teşekkür ettikten sonra Göksel Bey sözü Ramazan hocamıza bırakacağım. Ramazan hocamız, Ramazan Gürbüz, Iğdır Üniversitesi'nde öğretim üyesi, kendisi doktor. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma mezunu bölümünden. Yüksek lisansını Çukurova Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yine bitki koruma üzerine yaptı. Doktorasında Ziraat Fakültesi Bitki Koruma'da fitopatoloji ana bilim dalında gerçekleştirdi. Yabancı ot biliminde güncel konularda yayınları bulunmakta ve pek çok makalesi ve bildirisi gene bulunmakta. Projeleri arasında termal yöntemlerle elde edilen sıcak su dozlarının çeşitli bitkiler, otlar üzerindeki etkileri, solar yöntemlerle elde edilen sıcak suyun tarım dışı alanlardaki yabancı otların kontrolünde kullanılma olasılığının araştırması, solar yöntemlerle elde edilen sıcak suyun bazı yabancı otlar üzerindeki etkileri var önemli projeler arasında. Hocamız da sağ olsun bizleri kırmadı. Bugün özellikle hem kendi çalışmalarını hem de ağırlıklı olaraktan da otlarla termal, seyirsiz bir şekilde termal mücadeleyi anlatacak bize. Dinleyicilerimiz için de sorularımızı hocamızın sunumundan sonra iki uzmanımıza da sorularınızı o zaman alacağız. Şimdi sözü ben Ramazan hocama bırakıyorum. Güzel sunumlarından ve takdimlerinden dolayı Batur Bey'e teşekkür ederim. Göksel Bey'i de zevkle dinlediğim sunumdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Batur Bey anlattı, ben şu an Ziraat Fakültesi'nde çalışıyorum, Iğdır Üniversitesi. Aynı zamanda Göksel Bey'in yaptığı işin Iğdır Üniversitesi'ndeki karşılığı olan Yeşil Alan Koordinatörlüğü'ne bakıyorum, bir 6 yıla yakındır. Aynı zamanda da Ziraat Fakültesi dekan yardımcılığını yürütüyorum bir kaç dönemdir. Batur Bey anlattı çalıştığım alanları. Sözü çok uzatmadan ekranımı paylaşıp yapacağım sunuma geçmek istiyorum. Evet. Tam ekranım görünebiliyor herhalde. Bunun geldi hocam. Evet. Tekrar herkese merhabalar. Bugün bu güzel etkinlik kapsamında tarım dışı alanlarda yabancı ot kontrolü konusunu anlatmaya çalışacağım. Batur Bey'in de söylediği gibi yapmış olduğum çalışmalar ve dünyada yapılan çalışmaları, neden bu çalışmalara yöneldiğini bir miktar değineceğim. Zaten Batur Bey girişte anlattı. Tarım ilaçlarının, tabii tarım zehirlerinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini anlattı. İşte burada tarım dışı alanlarda Batur Bey de anlattı. En çok herbisitler kullanılıyor. Herbisitler içerisinde de en büyük payı glifosat alıyor. Glifosata alternatif yöntemlerden bazılarından bahsedeceğim. Şöyle slaytımı
Evet. Öncelikle yabancı ot nedir onu anlatmak istiyorum. Çünkü biz her ot ile mücadele etmiyoruz. Çünkü onlar doğanın önemli parçaları. Yani arılar biliyorsunuz 20 bin tür arı var. Bunlardan bir tanesi sadece bal arısıdır. Bu arıların besin kaynağıdır. Tozlama ve döllenmede bu bitkilerden faydalanıyorlar. Yabancı otlar da olsun, diğer otlar da. Biz hangi bitkilerle mücadele ediyorsak biz ona yabancı ot diyoruz. İstemediğimiz yerde çıkan zararı faydasından çok olan bitkileri biz yabancı ot olarak değerlendiriyoruz. Bunları yönetmeye çalışıyoruz. Management ya da kontrol etmeye çalışıyoruz. Yabancı otlar tarım alanlarında olduğu gibi tarım dışı alanlarda da sorun teşkil ediyor. Tarımsal üretim alanlarında daha çok kültür bitkileriyle rekabet ederek suyuna, besinine, ışığına ortak olarak kültür bitkisinin verim ve kalitesini düşürürken ama tarım dışı alanlardaki mücadele gereçleri farklıdır. Tabii burada kültür bitkisi olmadığından dolayı farklı amaçlarla mücadele ediliyor. Bunların işte görselliğe etkisi, bulundukları alanın fonksiyonunu kısıtlaması gibi birçok zararı vardır. Tarım dışı alanlar dediğimiz yerler, kentsel alanlar, demir yolları, hava yolları, otoyollar, tarihi alanlar, yapılar, endüstri alanları, depoların çevreleri, sulama kanalları gibi birçok alanı tarım dışı alan olarak biz ifade edebiliyoruz. Demin de yabancı otun tanımını yaparken bizim için bir bitki istemediğimiz yerde çıkıyorsa onun zararı da zararı da faydasından çok olan ağaçtan tutun yosuna kadar her şey bizim için yabancı ottur. Ama istediğimiz yerde ise zararı faydasından çoksa biz buna yabancı ot demiyoruz. Neyse bitki ise ona bitki diyoruz. Yani ismiyle çağırıyoruz ama istemediğimiz yerde çıktığında onun yok edilmesi gerekiyorsa ya da yönetilmesi, zararı bertaraf edilmesi gerekiyorsa biz bunu yabancı ot olarak değerlendiriyoruz. Bir de yabancı otu sadece tanımadığımız bitkiler değil. Mesela kültür bitkisine de biz yeri geldiği zaman yabancı ot diyoruz. Mesela buğday tarlasında mısır çıkıyorsa ona da biz yabancı ot diyoruz. Yani illaki tanımadığımız, bilmediğimiz, kültüre almadığımız bir bitkiyi biz yabancı ot olarak tarif etmiyoruz. Pamukta çıkan mısıra da biz yabancı ot diyoruz. Çünkü istemediğimiz yerde çıkıyor, zararı da faydasından çok oluyor. Burada mesela yosunlar. Bu görsel olarak bir çirkinliğe, bir kötü görüntüye sebep olduğundan dolayı istenmiyor. Dolayısıyla biz bunlara yabancı ot diyoruz. Tabii yabancı otları tanımak çok önemlidir. Her yabancı otun mücadelesi, kontrolü farklı olmaktadır. Öncelikle bu yabancı otları tanımak gerekiyor. Bazı yabancı otlarla yanlış yöntemle mücadele ettiğimizde kaş yapalım derken göz çıkarma ihtimalimiz çok yüksektir. Dolayısıyla kök, gövde, yaprak, çiçek ve meyve ve tohumları olması lazım ki yabancı otu teşhis edelim. Öncelikle temel olarak iki kısma ayırıyoruz. Dar yapraklı ve geniş yapraklı diyoruz. Göksel Bey de anlattığı dedi çim alanlarında geniş yapraklı yani demek ki çim bitkileri dar yapraklıdır. İçinde çıkan geniş yapraklı bitkilere de biz geniş yapraklı diyoruz. Ona karşı dedi biz mücadele ediyoruz. Dolayısıyla dar yapraklı ve geniş yapraklı olarak yaprak şekillerine göre biz sınıflandırıyoruz. Bunu da buradaki temel sınıflandırmadaki maksat bu dar yapraklı da olduğunda tohum çimlendiği zaman toprak üstüne sadece bir yaprak çıkıyor. Geniş yapraklı da ise buradaki resimde olduğu gibi iki tane kotiledon yaprak yani çenek dediğimiz yaprak çıkıyor. Dolayısıyla biz bunları bu şekilde sınıflandırıyoruz. Dar ve geniş. İkisinin mücadelesi farklılık gösteriliyor. Eğer kimyasal mücadele de yapacaksak yine farklılık gösteriyor. Başka bir mücadele yapacaksak da farklılık gösterebiliyor çoğu zaman. Burada bazı işte bir de yabancı otların yaşam sürelerine göre sınıflandırıyoruz. Tek yıllık, 2 yıllık, çok yıllık. Şimdi bunu niye anlatıyoruz? Çünkü tek yıllıklarda mücadele de çok farklıdır, çok yıllıklarda çok daha farklıdır. Tek yıllıkların hepsi tohumla çoğalıyor. Burada dikkat etmemiz gereken yabancı ot, tohum bağlamadan önce kontrol etmemiz gerekiyor. Tohum bağladıktan sonra toprağa dökülürse o bir dahaki sene
yüzlerce, binlerce bitkiye dönüşebiliyor. Çünkü yabancı otlar kültür bitkilerinden farklı olarak çok sayıda tohum bağlıyor. Hatta bazı örnekler vardır, çok ilginçtir. Türkiye'de son zamanlarda girdi istilacı bir yabancı ot olan dev horoz ibi, Amaranthus palmer ya da palmer amarant denilen bir bitki. Çok ciddi anlamda Türkiye'de şu an tehlike oluşturuyor. Yani kentsel alanlara girme ihtimali de belki yüksektir, belki de girmiştir. Şu an net bir bilgim yok ama tarımsal üretim alanlarında çok ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bu yabancı ot 1 milyona yakın tohum bağlayabiliyor. Yani düşünün, bir kültür bitkisinin 1 milyon tohum bağladığını. Yani bir tohum 1 milyon oluyor. Dolayısıyla bunların mücadelesi tohumlar bağlamadan önce yapılması lazım. Çok yıllık yabancı otlarda da kök sistemleri çok güçlü oluyor. Siz üst aksamını biçtiğiniz zaman tekrar kök sisteminden çoğalıp çıkabiliyor. Ama bu durum tek yıllıklarda söz konusu değil. Tohumla çoğaldığından dolayı üst aksamını biçtiğinizde bu yabancı otları rahatlıkla kontrol altına almış olabiliyorsunuz. Bunların çoğalma şekilleri de farklıdır. Generatif çoğalma sadece tohumla olan çoğalmadır. Vejetatif çoğalma ise toprak altı ve toprak üstü bitkinin tohum dışındaki herhangi bir parçasıyla çoğalma şekline biz vejetatif çoğalma diyoruz. Bunlar da mevcut yabancı otun mücadelesinde çok ciddi stratejiler ve yol gösterici oluyor. Bazen yanlış yöntemi seçerek mücadele edelim derken ya da kontrol altına alalım derken çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Çok yıllık yabancı otların toprak altı çoğalma organlarına biz rizom diyoruz. Mesela çok yıllık yabancı otlarda çok güçlü bir kök yapıları var. Bunlar mekanik ya da elle yolma çekme suretiyle yapıldığı zaman özellikle kentsel alanlarda, hassas zeminlerde çok ciddi zararlara sebep olabiliyor. Zeminin yırtılmasına, parçalanmasına sebep olabiliyor. Stolon da aynı şekilde çok yıllık yabancı otların ya da bütün bitkilerin toprak üstü organlarını şey yapıyoruz. Evet, yabancı otlar kentsel alanlarda da tarım alanlarında da çok ciddi problemlere sebep olabiliyorlar. Yangınlara, sel taşkınlıklarına, mesela kentsel alanlarda mazgalların, su tahliye kanallarının ya da su çıkış yollarını tıkayarak orada suyun rahat bir şekilde infiltrasyonu engelleyerek, suyun önünü kapatarak, kirlilik yaparak taşkınlıklara sebep olabiliyor. Trafikte yine aynı şekilde trafik levhalarının önünü kapatabiliyor, görüş açısını engelleyebiliyor, demir yollarında rayların üzerine girerek raydan çıkmasına sebep olabiliyor gibi birçok zararlı şeyleri var, etkileri var. Özellikle tarihi eserlerde, biliyorsunuz tarihi eserler çok önemli miraslarımızdır. Torunlarımıza, hatta onların yani nesiller boyunca aktarmamız gereken yerlerdir. Yabancı otlar buralarda çıktığı zaman bu tarihi eserlerin kompozisyonu bozuyor, ömrünü kısaltıyor. Çıktıkları yerlerde büyük yarıklara sebep oluyorlar. Orada zamanla aşınmasına, parçalanmasına, yarık açılmasına sebep oluyor. Buradaki yabancı otların da genç dönemdeyken kontrol altına alınması gerekiyor. Yoksa bu tarihi eserlerin ömürleri çok kısa olabiliyor. Yabancı otlar aynı zamanda bir yerde çok çıktığı zaman orada insanlarda terk edilmişlik hissi veriyor. Yani orada bakımsızlık, terk edilmişlik hissi veriyor. Dolayısıyla yabancı otların bu tür alanlarda yönetilmesi gerekiyor. Evet, buradaki görsellerde de görünüyor. Tarihi eserlerin yapısını bozuyor. Mücadele ettiğiniz zaman zemine özellikle fiziksel yöntemlerle, mekanik yöntemlerle, bir alet kullanarak, elle yolarak. Mesela burada yabancı otu çektiğinizde çok güçlü kazık kök sistemine sahip bir yabancı otu fiziki olarak çektiğinizde o taşların yerinde oynamasına ve zamanla o yapının bozulmasına sebep olabiliyorlar. Burada işte Kars'ta Ani harabelerinde görülen yabancı otlar. Düşünün, bu mirasımızın ömrünü kısaltıyor. Burada yabancı otlar bulundukları alanda bazı kimyasallar salgılıyor. O kimyasallardan dolayı bu tarihi eserlerin yapısı bozuluyor. Zaten çirkin bir görüntünün yanında bunun kompozisyonun da ömrünü kısalmasına da
sebep oluyor. Yine aynı şekilde bu tarihi eserlerde görülen bir takım yabancı otlar. Bu da İstanbul'da surlarında görülen bir görsel. Bu da Doğu Beyazıt'ta İshak Paşa Sarayı Ağrı'da bulunan bir İshak Paşa Sarayı'nın camının önünde, duvarlarında, dibinde çıkan yabancı otları görüyoruz. Kentsel alanlarda bir kere kentsel alanın kullanım kabiliyetini kısıtlıyor. Burada da gördüğünüz gibi burada hem çirkin bir görüntü oluşturuyor. Aynı zamanda burada mesela kentsel alanlarda görmesini istemediğimiz işte sürüngenler, haşereler, akrep gibi canlıların saklanma yeri oluyor. Ha, doğada tabii ki biz bunları elbette ki istiyoruz ama kentsel alanlarda insanlarla beraber yaşayacak canlılar olmadığından dolayı bunların kentsel alanlarda olmamasını istiyoruz. Dolayısıyla bu yabancı otlar bunların korunak alanları, gizlenme alanları olduğundan dolayı bu yabancı otlarla bir şekilde mücadele etmek lazım. Bunları kontrol altına almak lazım. Evet, burada yine Iğdır'da kent alanlarında görülen görseller. Mesela burada zavallı çocuk, bu mesela dikenli bir yabancı ot. Mesela yürüyecek ama engel oluyor. Karşı tarafa geçmesini engelliyor. Dolayısıyla o zeminin kullanım kabiliyetini kısıtlıyor. Görsel bir kötü şey oluşturuyor. Ancak mesela bu yabancı ot istemediğimiz yerde olduğundan dolayı böyle. Halbuki bu doğada olsa, başka bir yerde olsa bizim için yabancı ot değil. Dolayısıyla biz yabancı otu tanımlarken başta da vurguladığım gibi istemediğimiz yerde çıkıp zararı faydasından çok olan bitki olarak tanımladığımızdan dolayı buralarda olmasını istemediğimiz bitkilerdir. Yine aynı şekilde görsel olarak bir kirlilik görünüyor. Evet, yabancı otları erken dönemde mücadele etmek gerekiyor. Bunlar büyüdükçe mücadelesi zor oluyor. Zeminde de çok ciddi hasarlara sebep olabiliyor. Yine yabancı otlar sulama kanallarında da ciddi problem oluşabiliyor. Yine taşkınlıklara sebep olabiliyor. Alanın işlevsiz hale gelmesine sebep olabiliyor. Burada Manisa'da bir sulama kanalı. Gördüğünüz gibi yabancı ot giriyor. Suyu bıraktığınız zaman bu yabancı otları sürükleyip götürürse muhakkak bir tahliye yerinde birikecek. Oradaki suyun mecrasını değiştirecek, çeşitli zararlara sebep olabilecek. Evet, yabancı biliyorsunuz kentsel alanların bir özelliği var. Şu resmi de göstereyim, bunun üzerinde konuşayım. Kentsel alanların kompozisyonu inşa edilirken su infiltrasyonunun maksimum düzeyde olması gerektiği dikkate alınarak inşa ediliyor. Parke taşlarının kullanılması, parke taşlarının altına kum konulması, altlarına farklı böyle infiltrasyonu hızlandıracak malzeme kullanmasının sebebi tamamen suyun infiltrasyon hızının yüksek olması. Bunun sebebi de taşkınlıklara bazen görüyoruz, kentlerimizde haberler geliyor. Böyle aşırı bir yağıştan dolayı taşkınlıklar oluyor, evler su altında kalabiliyor, ciddi maddi zararlara sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu alanları inşa ederken suyun infiltrasyon hızının yüksek olmasını dikkate alarak yapmamız gerekiyor. Bu alanlarda kullanılan kimyasallar kuyularda infiltrasyon hızı fazla olduğu için, genelde alanlarda da kum kullanıldığı için ve olduğundan dolayı bu kullanılan pestisitler, kimyasallar tarımsal alanlarındakinden farklı olarak çok hızlı bir şekilde yeraltı sularına karışıyor. Tarım alanlarında biliyorsunuz toprakta kil mineralleri var, yani çok yoğun bir materyal var. O kullandığımız pestisitin büyük bir çoğunluğu kil minerallerine yapışıp yerinde kalabiliyor. Ancak kentsel alanlarda böyle bir durum söz konusu değil. Kullandığımız pestisitler çok hızlı bir şekilde yeraltı sularına, kanallara, yani geri dönüşüme giden sulara çok rahatlıkla yapabiliyor, karışabiliyor. Dolayısıyla kentsel alanlarda pestisit kullanımı çok daha ciddi bir boyuta gelebiliyor. Şimdi Batur Bey de bahsetti. Dünyada ben biraz glifosattan bahsedeceğim. Şu an dünyanın en meşhur herbisitidir. Tarımsal alanlarda da çok ciddi anlamda kullanılıyor. Maalesef tarımsal üretim alanlarında da çok ciddi anlamda kullanılıyor. Bu herbisit total bir herbisittir. Yani yeşil aksan olan her şeyi istisnasız hemen hemen hepsini öldürebiliyor.
Bu aynı zamanda sistemik bir herbisittir. Yapraktan alınıp köke kadar gidip çok etkili olabiliyor. Bu kimyasala karşı dünyada çok ciddi bir masum olduğuna yönelik bir lobi var. Bu pestisit aynı zamanda dünya devlerinin el değiştirmesine de sebep oldu. Muhtemelen Batur Bey de biraz cümleleri arasında bahsetti. Bu pestisit, bu herbisiti bulan firma aslında bir Amerikan Birleşik Devleti firması Monsanto. Bu herbisite karşı dünyada çok ciddi bir tepki olduğundan dolayı ciddi tazminatlara mahkum kaldı firma. Bu firma şu an Bayer'e satıldı. Alman bir firmaya satıldı. Şu an Bayer firması bunun masum olduğunu ısrarla anlatmaya çalışıyor. Hatta 2018 yılında Muğla'da bir kongrede bu firmanın bir temsilcisi geldi, elinde kahveyle kürsüye çıktı. Yani masumiyetini anlatmak için bunun kahveden daha az toksik olduğunu söyledi. Tabii çok ciddi bir şeydir. Bu çok ciddi bir rant kapısıdır, çok ciddi bir gelir kapısıdır. Bu herbisite karşı birçok kültür bitkisi genetiği değiştirilerek buna karşı dayanıklı hale getirildi. Biliyorsunuz kültür bitkilerinde çıkan yabancı otlara karşı herbisit kullanıyoruz. Bu herbisitler de kültür bitkisi bazlı kullanılıyor. Aynı zamanda yabancı ot düzeyinde de kullanılıyor. Yani her herbisit her kültür bitkisinde kullanılmadığı gibi her yabancı otu da öldürmüyor. Dolayısıyla bu firma ne yaptı? Mısır gibi, soya fasulyesi gibi, pamuk gibi kültür bitkilerini genetik yapısını değiştirerek bu herbisite karşı dayanıklı hale getirdi. Çünkü bu herbisit nasıl bir herbisitti? Total bir herbisit. Kullandığın zaman bütün yeşil aksamı öldürüyor. Bu firma bu bitkilerin genetik yapısını değiştirerek bu herbisite karşı dayanıklı hale getirdi. Dolayısıyla bu tür ürünlerin yetiştirildiği alan sadece bu herbisit kullanılıyor. Dolayısıyla çok ciddi boyutlara kullanım miktarı ulaşıyor. Uçsuz bucaksız mısır tarlaları, soya fasulye tarlaları gibi alanlar bu herbisite maruz kalıyor. Çok ciddi boyutlara ulaşınca daha da etkisi artıyor. Biliyorsunuz Paracelsus diye bir bilim insanı var. O diyor ki her şey zehirdir ancak zehiri zehir yapan dozudur. Evet, az bir miktarda zehir olmayabilir. Ancak çok ciddi oranlarda kullanıldığında çok ciddi sağlık problemlerine sebep olabiliyor. İşte burada kanserojen olduğunu Batur Bey de bahsetti. Bunun çok ciddi bir şey var, çelişki de var aslında. Yani sivil toplum kuruluşların bunun yasaklanmasına, şey yapılmasına ciddi şeyleri var, tepkileri var. Ancak firma bunu çok ciddi bir şekilde bilimsel çalışmalar yapıyor. Bilimsel çalışmaların sonuçları kendi işlerine gelirse onu yayınlıyor. Dolayısıyla bunun zararını anlatan bilimsel çalışmalar olduğu gibi zararlı olmadığını da mesela Çevre Koruma Ajansı bunun kanserojen ihtimali olmadığını söylerken Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı ise bunu muhtemel kanserojen bir kimyasal olarak sınıflandırdı. Bu gündeme geldikçe lobi faaliyetleri de artıyor. Bu insanların bu herbisite karşı şeylerini de bilinç düzeyini de artırıyor. Dolayısıyla bu kimyasalın kullanımının yasaklanmasına yönelik birçok çalışma yapılıyor. Burada da demin anlattığım gibi Monsanto-Bayer işte el değiştirme olayı işte tamamen bu kimyasalın çok aşırı miktarda kullanılması. Yani şimdi hem kültür bitkisi firmanın oluyor hem de herbisit. Dolayısıyla bir tekel de oluşmuş oluyor. Şu an birçok yerde Batur Bey de bahsetti, yasaklanmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Hatta birçok kentsel alanda çok eski yıllardan beri yasak durumu söz konusudur, yasaklanmıştır özellikle kentsel alanlarda. Evet, bu da medyada çıkan Türkiye'de işte yurt dışında birçok haber yani böyle dünya liderlerinin de şey yaparsanız demeçlerinde bakarsınız ki böyle hemen hemen birçok lider bu kimyasaldan bahsediyor. Yani düşünün bir tarım ilacı dünya liderleri bile bunun hakkında konuşabiliyor yani birçok medyaya haber olarak yansıyor. Türkiye'de ve dünyada. Evet, burada da güzel bir görsel var.
Diyor ki biz siz bu gıdaları da üretirken aynı maskeyi kullanacak mısınız? Evet, maalesef maske kullanamıyoruz. Kullanırken içinde o gıdaları yerken içinde ne olduğunu bile bilmiyoruz. Burada da işte glifosatın otizm ile olan ilişkisi artıyor. Diğer pestisitlere nazaran glifosatın çok hızlı bir şekilde 90'lı yıllardan işte günümüze çok ciddi bir şekilde artış gösterdiğini görüyoruz. Bunun da en büyük sebebi özellikle tarımsal üretim alanlarında genetiği değiştirilmiş kültür bitkilerine kullanırken çok ciddi artış oluyor. Evet, şimdi bu kimyasalın zararını dilimiz döndüğünce anlattık. Şimdi tarım dışı alanlarda yabancı ot kontrolüne geçiyoruz. Bunlarda termal birçok yöntem var. Mekanik yöntemler var, fiziksel yöntemler var. Aslında termal yöntemler de fiziksel yöntemler içerisinde değerlendiriliyor. Birçok yöntemi var. İşte sıcak su, sıcak buhar, köpüklü buhar, ultraviyole ışınları, elektrik şoku, dondurma gibi birçok yöntem var. Bu yöntemlerin her birisinin tabii uygulama alanı da farklılık gösterebiliyor. Maliyeti de farklılık gösterebiliyor. Etkili olduğu yabancı otlarda ve kullanıldığı alanda farklılık gösterebiliyor. Öncelikle bu yöntemlerden birisi olan alevleme, ülkemizde de çalışmalar var. Antalya'da bir hocamız var. Beraber de bir kitap bölümü yazdık. Bu hocamız alevleme ile çalışıyor. Tabii daha çok tarımsal üretim alanlarında çalışıyor. Türkiye'de de ben çalışıyorum sıcak suyla. Sıcak suyun da özellikle de tarım dışı alanlardaki kullanımı, biliyorsunuz insanların çalıştığı işler onu bilimsel çalışmalarını da o yöne kaydırıyor. Ben daha çok tarım dışı alanlardaki yabancı ot kontrolüyle çim alanlarında, peyzaj alanlarında, kentsel alanlarda, demir yollarında, işte karayollarında gibi alanlarda çalışıyorum. Hali hazırda da bir tane TÜBİTAK projem 1001, bilenler bilir. TÜBİTAK çok önemli bir proje kalemidir. Orada tarım dışı alanlarda termal yöntemlerle elde edilen sıcak su ile yabancı ot kontrolü başlığında bir projemiz desteklendi. Şu an devam ediyor. Birkaç tane de aynı sıcak suyla bilimsel araştırma projesi yürüttük. Batur Bey de bahsettiği girişte. Çok oralara girmeyeyim. Alevleme aslında temel olarak propan gazıyla, LPG gazıyla bir cihaz vasıtasıyla ısı elde edilerek bitkinin buna maruz bırakılıp hücre çeperinin parçalanması esasına dayanıyor. Tabii bu propan gazı olsun, LPG gazı olsun maalesef fiyatları yüksek. Siz de malumunuz son aylarda Türkiye'de de bu yakıtların fiyatları çok yüksek olduğundan dolayı özellikle ülkemizde kullanılma ihtimali çok daha düşük olabiliyor yüksek maliyetten dolayı. Ancak çevreci bir yöntemdir. Diğer yöntemlere nazaran çevreci bir yöntemdir. Kullanılma alanı da farklılık gösterebiliyor. Burada işte gaz yakılarak yabancı otlar buna maruz bırakılıyor. Burada hem tarımsal üretim alanlarında kullanılıyor hem de tarım alanlarında. Mesela buradaki örnek çim ekim alanlarında özellikle geniş yapraklı yabancı otların kontrolünde kullanılıyor. Biliyorsunuz geniş yaprakların maruz kalma alanları fazla olduğu için propan gazını tabii böyle yakma yöntemiyle değil, alevi geçiriyorsunuz. Yani bir saniyenin belki yarısı ve belki de onda birisi hızlı bir şekilde maruz bırakıyorsunuz. Oradaki büyüme konisi, bitkilerin gelişme noktaları zarar gördükten sonra bitki zamanla gelişimi duruyor. İnfrared radyasyonu da var. Bunlar bilimsel düzeyde yapılan çalışmalar, uygulamada olan şeyleri de var, hali hazırda olanları da var. Sıcak su benim en favori, en ön plana çıkarmak istediğim, kendim de çalıştığım alan olan sıcak su uygulaması. Sıcak su uygulamasında biz 2017 yılından beri Iğdır Üniversitesi kampüsünde uyguladığımız bir yöntem. Bunun üzerine birçok çalışma da yaptık. Çünkü sıcak suyun dozu önemli, yabancı otun gelişme dönemi önemli, sıcak suyun derecesi önemli, birim alana uyguladığımız miktar olan doz önemli,
Sonra günün uygulama vakti de önemli. Bu hangi yabancı otağa, ne zaman, hangi derecede, ne kadar miktarda uygulanması önem arz ediyor. Biz sıcak suyu dünyada kullanılıyor. Evet, sıcak su şu an dünyada kullanılıyor ama yenilenebilen enerji kaynaklarına dayanmıyor maalesef. Ya elektrikle su ısıtılıyor, ya propan gazıyla, ya başka bir kaynakla yapılıyor. Bizimki, biz tamamen güneş enerjisinden, biraz sonra resimlerini göstereceğim. Güneş enerjisiyle suyu ısıtıyoruz. 100 dereceye yakın, 100 derecenin üzerine çıktıktan sonra bir makineye aktarmak suretiyle götürüp uygulayacağımız alana uyguluyoruz. Evet, burada mesela şeyde görülüyor, sıcak su uygulamadan önce, uygulama esnasında ve 6 saat sonraki görüntüsünü görüyorsunuz. Herbisitler böyle hızlı etki etmiyor. Özellikle mesela bu alanlarda glifosat kullanılıyor. Glifosat etkisini bazen 6 günde, 7 günde, hatta iklim şartlarına, yabancı otun türüne bağlı olarak bir 2-3 haftayı bulabiliyor etkisi. Mesela uyguladıktan bir gün sonra ya da bir saat sonra hemen etkisini görmüyorsunuz. Sıcak su öyle değil. Sıcak suyu uyguladığınız an, aslında uygulama esnasında bile hücre çeperinin parçalandığını, bitkinin renginin karardığını görebilirsiniz. Biz bunu şey yaptık, birkaç tane de resim koyacağım. Tabii bu sıcak suyun etkisini arttırmak için Batur Bey de biraz değindi. Köpük kullanılıyor. Köpük de işte daha çok doğal yollarla elde edilen köpük kullanılıyor. Kentsel alana da burada görüyorsunuz, çocuklar şortlarıyla şeyin içine girmişler. Bu zararlı bir köpük olsa insan sağlığına ciddi anlamda zarar verebiliyor. Dolayısıyla doğal olan köpükler suya katılıyor. Buradaki espri ise suyun yabancı otla olan temasının uzun süre devam etmesi ve olabildiğince daha derinlere nüfuz etmesi amacıyla köpük katılıyor. Köpüğün dışında işte literatürlerde wetting agent denilen bir şey katılıyor. Mesela Hindistan cevizinden elde edilen bir şeyler katılıyor. Biz buna yayıcı yapıştırıcı da diyebiliriz ya da etki arttırıcı madde de diyebiliriz. Bu tür maddeler de katılarak suyun etkinliği arttırılabiliyor. Evet, burada bizim Iğdır Üniversitesi'nde kendi patent başvurusunu yaptığımız makine var. Burada ileride de resmini göstereceğim. 2009 yılında başvurduk patent başvurusuna. Şu an hali hazırda ediyor patent süreci. Büyük ihtimalle yakın bir tarihte de patentini almış olacağız. Sıcak suyla uyguluyoruz. Farklı başlıklar, tabii uygulayacağımız yere göre başlığı değiştirebiliyoruz. Burada bizim kampüsteki güneş panelleri. Burada solar, güneş, evlerde kullandığımız paneller gibi. Tabii şurada iki tür panel var. Birisi silindir, boru şeklinde, birisi de flat, böyle yüzey şeklinde. Bu flatlar tabii üretim şekillerine bağlı olarak da değişebiliyor. Bu flatlar çok yüksek derecede su elde edilmeye olanak sağlamıyor. Ancak bunlarda 130 derece. ...110 derece, 115 dereceyi gördük. Tabii biliyorsunuz suyun kaynama noktası bellidir, yani deniz seviyesinde 100 derecedir. Şimdi bu deniz seviyesinde yukarılara çıkıldıkça suyun kaynama noktası biliyorsunuz düşüyor. Iğdır'da da yaklaşık olarak 98 derecede, 99 arasında bir derecede kaynıyor. Deniz seviyesindeki yüksekliğine bağlı olarak. Zaten maksimum uygulayabileceğiniz sıcaklık derecesi deniz seviyesine bağlı olarak 98-99 derece olabiliyor. Yani direkt bitkinin yüzeyine 100 derecede sıcak su uygulayamıyorsunuz. Makinenin içerisinde evet 120 derece olabiliyor, ancak basınç olduğundan dolayı su dışarıya çıktıktan sonra basınç azalıyor. Dolayısıyla sıcaklığı bizim yaptığımız ölçümlerde 97 derecede, 96 derece gibi bantta. Tabii uygulama yüksekliği de önemli. Yani siz 5 santim bile yukarıda uyguladığınız zaman bitki yüzeyine ulaşana kadar 1-2 derece kaybedebiliyor. Tabii bu dereceyi korumak çok önemlidir. Yüksek derecede sıcak su uyguladığınız zaman uyguladığınız su miktarı düşüyor. Çünkü su nasıl bitkiyi öldürüyor? Enerji taşıyarak. Yani o su ısı enerjisini bünyesinde taşıyarak bitkiyi öldürüyor. Yani aslında bitkiyi öldüren ısı enerjisidir. Yani suyun kendisi değil. Dolayısıyla enerji ne kadar fazla taşınırsa o kadar etkili olur. Tabii normal şartlarda doğal kaynaklarla elde edilen bir sıcak su olursa sizin bir derece bile sıcak suyu yükseltmeniz
aynı zamanda bir maliyet demektir. Fakat doğada güneş panellerinde elde ettiğinizde siz 90 derecede kullansanız maliyeti aynıdır. 100 derecede kullansanız aynıdır. Belki 3-5 dakika, 10 dakika gibi bir süre bekleme durumunuz olur. Yoksa suyu 40 dereceye çıkarmak ile 100 dereceye çıkarmak arasında bir maliyet yok. Çünkü güneş enerjisiyle, güneş ısısıyla ısıtılıyor. Burada bizim kampüste kullandığımız şeylerdir, paneller. Buradaki paneller yaklaşık 2 tona yakın bir suyu ısıtabiliyor. Bu panel sayılarını, depolarını siz istediğiniz şekilde büyütebiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz yanına, büyütebiliyorsunuz. Burada sanayide kullanılan diğer ülkelerde daha çok yabancı ot kontrolünde değil de suyu farklı mesela havuzu burada. Havuzu ısıtmak için kullandıkları güneş paneli. Burada da sanayideki çeşitli amaçlar için suyun ısıtılması gerektiği durumlarda kullanılan panelleri görüyoruz. Tabii biz sadece suyu ısıtıp yabancı ot kontrolünde kullanıyoruz. Bunu söylerken tabii aynı zamanda biz bu yöntemle Iğdır'ın meşhur bir kayısısı var. Şalak diye bir kayısı var. Sofralık olmasına rağmen ürün fazla olduğu zaman biz bunu kayısı kurutmada da kullanıyoruz. Böyle serpantin sistemiyle betonun altına şeyleri serpantinleri sererek üstüne beton seriyoruz. Onun üzerine bir örtünün üzerine kayısılar serilerek alt üst etmeye gerek kalmadan çok kısa bir sürede doğal olarak kurutma yapılabiliyor. Evet, burada da bizim geliştirmiş olduğumuz makinayı görüyorsunuz. Tabii biz bilimsel amaçlı kullandığımız için buna aynı zamanda elektrik şeyi de kullandık. Hem sanayi elektriği hem de normal elektrikle bunu niye ekledik? Diyelim ki biz normalde bir 60 dereceyi deneyeceğiz. Güneş panellerinde bunu ayarlamak çok kolay olmuyor. Ama elektrikle yapıyoruz ki bilimsel acaba biz kaç derecede kullansak etki oluyor? Ne kadar kullansak etkili oluyor? Ama şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda genellikle 98 dereceyi kullandık. Şu an TÜBİTAK projemizde daha az dereceleri kullanacağımız için buraya böyle bir sistem monte ettik. Ama normalde belediyelerde başka alanlarda kullanılacaksa bu elektrik takmaya gerek yok. Zaten yaptığımız çalışmalarda da öğleden sonra yapılan uygulamaların en çok ettiğini gördük. Dolayısıyla Iğdır gibi birçok güneşin iyi olan illerimizde saat 10 gibi bir şey yaz aylarında zaten biliyorsunuz kış aylarında yabancı otlar çok fazla olmuyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında çok oluyor. O dönemlerde de saat 9-10 gibi o saatlerde 100 derecenin üzerine çıktığını rahatlıkla görebiliyoruz. Hatta bazen su öyle kaynıyor ki şey oluyor. Paneller ses çıkarıyor böyle fokur fokur kaynıyor içinde su. Suyu böyle bir basınçlı pompayla bu makinenin içine aktarıyoruz. Aktardıktan sonra da bu makine 1,5 tonluk bir şeydir, depodur. Özel izolasyonlu, özel yapım bir makinedir. Tabii biz çok 24 saat beklemeye ihtiyaç duymadık ama yaptığımız yer bize 24 saat derece 24 saatte sıcaklığını muhafaza ettiğini söyledi. Bize birkaç saat bile yetiyor. Yani aktarıp uygulamaya bittikten sonraya kadar ısısı değişmiyorsa bizim için çok önemli. Zaten Ramazan depoya hocam, pardon. efendim. Ne kadar var sunumuzun bitmesine yaklaşık olarak da? Nasıl? Sunumuzun bitmesine ne kadar var yaklaşık olarak da? Yani hızlanmam lazım herhalde. Yani soru cevap da almak istediğimiz için, yoksa hani... Evet, ben o zaman görseller üzerinde ben de şu an sunumu bayağı uzun tutmuştum ama şimdi başta da söyledim biz hocalar mikrofon bize geçince biz durmak bilmiyoruz. Evet, baktım saatimi hakikaten de bayağı bir geç olmuş. Ben hızlı bir şekilde görselleri göstereyim. Tamam. Soru cevap kısmına geçelim çünkü Çok soru yok anlatacak ama çok hani şey var. alternatifleri tamamını tabii değinin. Varsa eksikliği Ben tamam böyle anladım. görsel olarak şey yapayım Tamam. yani bu sıcak suya biraz uzun değinmek istiyorum. Çünkü bizim yaptığımız iş bu. Başlıkları değiştirebiliyoruz, basıncını değiştirebiliyoruz makinede. Burada da yapmış olduğumuz daha önceki çalışmalarda görseller görünüyor. Bitkinin gelişme dönemi çok önemli. Çok geç dönemlere bırakmamak lazım. Bu dönemlerde çok ciddi miktarda su kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla kontrol etmesi de zor oluyor. Tabii biz bilimsel çalışmalar için bunları böyle geç döneme bıraktık.
erken dönemde uygulanınca şey yapılabiliyor. Burada da uygulandıktan hemen sonra, burada diğer resimde şu uygulandıktan hemen sonra, bu da uyguladıktan yaklaşık 15 dakika sonraki bitkinin halini görebiliyoruz. Hemen uygulama esnasında bitki zaten yatıyor yere. Burada da bak hemen arka arkaya. Burada uygulanmamış. Şu an uygulanıyor. Burada bitkinin üzerine baktığınız zaman zaten suyu görüyorsunuz. Şu an hala üzerindeki su bile duruyor. Dolayısıyla uygulandıktan bir dakika sonra bitkinin zarar gördüğünü çok net görebiliyorsunuz. Burada da 100 küsür derecenin çıkış yeri, bu suyun çıkış yeri 100 derecede. Biz 98, buradan uygulamaya gelene kadar 2 derecede daha kayıp oluyor. Basınç da azaldığından dolayı. Dolayısıyla bitkinin yüzeyine 98 derecede suyu uygulayabiliyorsunuz. Buhar uygulamaları var. Dünyada da örnekleri var. Böyle su bir şekilde ısıtılıp, kaynatılıp buhar haline getirilerek bitki yüzeyine uygulanıyor. Sıcak hava uygulamaları var. Burada da görselleri, makinaları var hali hazırda dünyada kullanılıyor. Özellikle Danimarka'da Zacco diye bir firma var. Bu tür birçok farklı makina geliştirmiş. Elektrik şoku var. Çok yaygın olarak kullanılmıyor. Ancak bilimsel çalışmalarda iki elektrot arasında elektrik akımı suretiyle yapılabiliyor. Elektrik şoku, evet bu şekilde. Mikrodalga var. Mikrodalgalarda da yine aynı şekilde kullanılıyor. Lazer radyasyonu. Bunlar tabii bilimsel düzeydedir. Çok hem maliyetli hem de uygulama şeyi biraz daha düşüktür. Ancak termal yöntemler içerisine girdiğinden dolayı böyle yöntemlerin olduğunu da söylemek lazım. Ancak şu buradaki resimde görülen su sümbülünde çok etkili bir şekilde kullanılabiliyor. Her yabancı ota etkili değil tabii ki. Bu da ultraviyole ışınları. Dondurma var. Burada da işte karbondioksit kullanılıyor. Sıvı nitrojen kullanılıyor. Burada da işte 196 dereceye maruz kalan bitkiler soğuktan donabiliyor. Mekanik yöntemler var. Bunlar sadece görsel düzeyde kalsın. Şeyde soru cevap kısmında eğer soru gelirse cevaplamış olurum. Burada çok farklı aletler geliştirilmiş. Tabii zeminin yüzeyi çok önemlidir uygulanacak yöntem. Aynı zamanda yabancı otun türü de çok önemli. Burada da bizim atık materyallerde tarım alanlarında ama aynı zamanda da tarım dışı özellikle ağaçların altında, peyzaj alanlarında özellikle güller dikenli olduğu için alanların mekanik olarak mücadele etmek zor. Kağıt, çim, saman böyle doğada çok rahat bulabileceğimiz atık materyalleri biz üniversite olduğumuz için çok yüksek miktarda sınav kağıdı oluyor. O sınav kağıtlarını doğrayarak böyle zemin yüzeyine serebiliyoruz. Odun parçaları yani jeotekstil örtüler var, birçok materyal var. Şuna biraz değinmek istiyorum. Doğu Anadolu'da hayvancılık çok yaygın. Eskiden bu keçeler evlerde kullanılırdı ama maalesef şu an hiç bir şekilde kullanılmıyor. Biz bu keçeleri toplayıp insanların elinden getirip böyle ağaçların altına seriyoruz. Hem yabancı ot çıkışını engelliyor hem suyun muhafazasını ve mikroorganizmaların orada şey yapılmasını sağlıyor. Aynı zamanda kendisinin bünyesinde de çok ciddi anlamda besin elementleri var. Burada mesela ağaçlar nakledilirken köklerinde rutbol şeklinde geliyor. Bu ketenleri seriyoruz. Burada da görüyorsunuz bu gelen ağaçları araziye diktikten sonra dibine de bu örtüleri sermek suretiyle hem suyun muhafazasını sağlıyoruz hem de yabancı ot çıkışını engelliyoruz. İşte burada da yünler atılıyor. Bunları gidiyoruz doğada topluyoruz, getiriyoruz, bitkilerin altına seriyoruz. İşlenerek de yapılabiliyor. Burada da lavantada yapmış olduğumuz yün işlenmiş, kuzu yününden işlenmiş kepenek denilen bir de burada da koyun yünü. Çok ciddi fark olduğunu diğer kısımlarla kıyasladığımızda hem su muhafazasında hem de yabancı ot kontrolünde burada da resimde de görünüyor. Keçenin üzerinde hiçbir yabancı ot yokken dışında çok ciddi bir yabancı ot çıkışını rahatlıkla görebiliyoruz. Tabii bunlar aynı zamanda verime ve kaliteye lavantanın içerisinde bulunan yağa da etki ettiğini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Çok hızlı böyle dört nala gitmeye çalıştım. Bu konuda çok konuşulacak şey var. Eğer soru cevaplar bu yönünde gelirse memnuniyetle cevaplarım. Sabrınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Hocam değerli sunumunuz için çok teşekkür ediyorum.
Gerçekten hem kendi çalışmanızı hem dünyadan örnekleri hem de sadece kentle değil aslında o hızlı geçtik görselleri sorulara zaman kalsın diye ama orada tarımsal uygulamalar da vardı bu yöntemden uygun. Belki bir kısmı dediğiniz gibi deneme aşamasında ama bir kısmı da Pratikte yaygınlaştı. uyguladıklarımız da var. Üretim biliyorsunuz Iğdır Üniversitesi aynı zamanda tarım alanlarında ihtisas üniversitesi oldu. Benim bu alanda da pestisitlere alternatif malç üretim şeyi var. Yani o keçeleri, o yünleri topluyoruz, belli kalınlıklarda üretiyoruz. Ondan sonra da özellikle çok yıllık bitkilerin zemine, ağaçlara, çalılara seriyoruz. Demin de anlattım. Hem su muhafazası hem de yabancı ot kontrolünde çok ciddi etkisi oluyor. Biliyorsunuz Iğdır Türkiye'nin en az yağış alan yeridir. Yani Konya'da meşhur Tuz Gölü var ama Iğdır ondan çok daha düşüktür. Su sıkıntımız çok ciddi boyutlarda. Dolayısıyla su muhafazasını yapabilecek yöntemler üzerinde çalışıyoruz şu an. Şimdi ben genel soruları yöneteceğim ama temel olaraktan şu soru var aslında. Tarımsal alanlarda birkaç tane soru gördüm. Tarımsal alanlarda daha geniş işte monokültür tarım yapılan daha büyük alanlarda otla mücadeleye her ne kadar konumuz olmasa da aslında çok yabancı olmadığımız konular. Ben sizlerden önce küçük bir açıklama yapayım. Özellikle tarımsal alanda büyük alanlarda Ramazan hocamın da bahsettiği gibi bitki türüne göre veya başka faktörlere göre değişmekle birlikte çok ciddi anlamda bu mekanik mücadele için traktörün veya başka arkasına takılabilen ve bu otları sürüp onları ortadan kaldırabilen inanılmaz çeşit. Ben Türkiye web sitelerinde de inceledim. Türkiye'de yavaş yavaş pek çok firma farklı çapa makineleri, biçme makineleri, sürme makineleri geliştiriyor ve bunlar piyasaya sürülüyor. İnternette bakarsanız çeşitli videolar, bunları satanlar var. Ama Avrupa, Amerika bu konuda tabii çok daha gelişmiş. Yani en başta bunu söyleyebilirim. En önemlisi aslında Çanakkale Belediyesi'nin de uygulamaya ve anlatmaya çalıştığı gibi baştan öneticilik, yani kültürel yöntemler deniliyor bunlara tarımda. Mesela en önemliden bir tanesi münavebe, ekim nöbet dediğimiz belirli bitkileri, derinlikleri farklı olan farklı bitkileri ekebilmek, dayanıklı yerli türleri, yerli tohumları seçmek, dirençli tohumları seçmek. Demin Ramazan hocam bahsetti, tek yıllık bitkiler ekiliyorsa, yani yabani otlar eğer tek yıllıksa mesela bunları tohumu dökmeden önce sürmek gibi baştan önlemini alacağımız kültürel pek çok önlem var. Ne yazık ki işçilik her geçen gün pahalılaşmakta ülkemizde. Ve organik tarım yapan, o hiç ot ilacı kullanmayan, doğa dostu tarım yapan üreticilerimizin en büyük sıkıntılarından biri de bu herbisit alternatifleri. Ama biz çok tarlaları gezdik. Organik tarım yapan, doğa dostu tarım yapan büyük bahçelerde özellikle meyve bahçelerinde sorun çözülmüş durumda. Rahatlıkla mekanik mücadeleyle çok rahat bir şekilde ot ilacı kullanmadan rahatlıkla endüstriyel boyutta bu işi çözüm bulmuş durumdalar. Şeylerde ise ne yazık ki işçilik maliyeti arttıran bir şey. Ama her zaman şunu da unutmamak lazım. Ekonomi dediğimiz zaman gıdanın, işte organik ürünün biraz pahalı. Neden? İşte ot ilacı atmıyoruz ve bu işçilik, ot yoğma bir maliyeti arttırıcı faktör. Ama diğer yandan da hem bireysel olaraktan da hem ülke ekonomisi açısından baktığımız zaman su kaynakları, biyolojik çeşitliliği ve insan sağlığını koruyaraktan bütüncül olarak baktığımız anlamda gıdamıza gerçekten gerçek gıdaya, sağlıklı gıdaya bir miktar daha fazla para vererekten aslında gerçek değerini vermiş oluyoruz. Ve bu sayede de tıp alanında veya başka alanlarda, ekolojik alanda ki ekonomik anlamda daha az kimya şey ekonomik anlamda daha az para harcıyoruz ve bu da aslında aynı hesaba gelmiş hatta daha ekonomik hale gelmiş oluyor. Bilmiyorum Çanakkale Belediyesi'nde tarımsal çalışmaları var. Hocam da bu konulara hakimdir. Hani tarımda alternatif olarak neler ekleyebiliriz, söyleyebiliriz servis alternatif olarak da. Şeyi Evet, Sibahattin Bey. söyleyebiliriz, Lütfen buyurun. pardon hocam.
Şimdi yerel kalkınma birimimizin ve tohum sandığımızın yaptığı çalışmalarda bilhassa sunumda bahsetmeye çalıştım. Batalık, kara kılçık, sarı buğday ve ona benzer çeşitlerde bir avantajı var bu gibi ürünlerin. Yani normal konvansiyonel buğdaydan farklı olarak daha çok boy yapıyorlar. Hocam daha iyi bilir. Yani boyu 1,5 veya daha üzerine çıkan çeşitler bunlar. Bu şekilde dikim zamanında çok oynamadan toprak şartları da müsait dikim yaptığınızda aslına bakarsanız buğdaygillerde hiçbir yabancı otla mücadeleye gerek kalmadı. Mühim olan şu, ürünü kaldırdıktan sonra eğer münavebe yapmayacaksanız, öncelikle biz şunu gördük, anız altı sürme dediğimiz teknikle, yani buğdayı kaldırır kaldırmaz, daha anız demini muhafaza ederken yaptığınız sürmeler, sonbaharda meydana gelebilecek yabancı ot istilasının önüne geçiyor. Ve toprağı da daha iyi havalandırıyor. Eğer kışlık olarak dikeceğiniz ürün, yani buğdaydan sonra anız altı sürüm yaptıktan sonra bizim kullandığımız örneğin sarı nohut veya ona benzer çeşitlerse evet maalesef söylemeden geçemeyeceğim. Bu gibi ürünlerde mekanik mücadeleyi yaptığınız çapalama makinalarında yakıtla kullanıyorsunuz. Ama serpme yerine sıraya mimzerle ekip ve sıra arası çapalamayı yaparsanız sıra üzeri çapalamaya çok gerek kalmadan bu gibi baklagilleri çok fazla zayiat vermeden toplayabiliyorsunuz. Yani yabancı ot atmaya çok gerek kalmıyor. Sadece bunu mesela nohutta yaparlar. Nohut sararmaya başladıktan sonra bir yabancı ot ilacı atarlar ki daha sonra bunu biçer döver benzeri makinalarla toplayabilelim. Bunu çok tavsiye etmiyoruz tabii ama bu ürünlerin de toplanması eğer elle yapılacaksa zaten yabancı ot atmaya gerek yok. Dediğim gibi öncelikle iyi toprak işleme sorunu yarı yarıya çözebiliyor. Hep önce koruyalım. Önce kaynağında çözmeye çalışalım. Ondan sonra saatine belli olmaz tarım ürünlerinin. Hocam daha iyi bilir. Bir bakarsınız geçen yıl çok iyi verim aldınız, istediğiniz şartlarda verim aldığınız ürünü ertesi yıl çok farklı bir boyutta bulabilirsiniz. O yüzden gözlemleme, fazla gübrelemeyi engellemek için mutlaka ve mutlaka hangi tarım ürünü dikersek toprak analizlerinin mutlaka çok iyi yapılması ve drenaj sürümlerinin de çok iyi yapılması lazım. Bu gerçekten yabancı ot kontrolünde bize avantaj sağlıyor. İlaç kullanmamıza çok gerek kalmadan çözebilmemize sağlıyor. Yerli çeşitler evet ve iyi toprak işleme sorunu yarı yarıya azaltıyor diyebilirim. Ramazan Hocam sizin ilave edeceğiniz bir konu var mı? Gerçi siz söylediniz tabii biz yani ben hep derslerimde de söylerim. Tarımda bir kural varsa biz diyoruz o ekim nöbetidir. Yabancı otlar kültür bitkileriyle koloni oluşturuyor. Yani her yabancı ot her kültür bitkisinde zararlı olmayabiliyor. Örneğin mesela yoncada küsküt çok ciddi problemken buğdaygillerde hiç çıkmıyor. Şimdi o tarlayı yetiştirmeden önce tarlanın geçmişini bilmek gerekiyor. Hangi yabancı otlar vardı ve hem yabancı otu tanımak lazım hem de kültür bitkimizi tanımamız lazım. Bazı yabancı otlar, kültür bitkilerin yabancı otlarla doğal olarak rekabet üstünlükleri var. Zaten biz yabancı otları yok etmek hiçbir zaman bizim şeyimiz değil, yani hedefimiz değil. Yabancı otu kültür bitkimize karşı rekabette düşük olmasını istiyoruz. Yani kültür bitkimizle hızlı bir rekabet etmemesi gerektiğini söylüyoruz. Onun için de işte kültür bitkileri yetiştirirken çeşit seçimi çok önemli. Bölgeye adapte olmuş, hızlı çimlenip
çabuk toprak yüzeyine çıkıp gölgeleme yapabilecek kültür bitkilerini seçmek lazım, çeşitleri seçmek lazım. Ve yabancı otta da hangisi varsa ona göre, mesela parazit bir yabancı ot var, orobanç ya da canavar otu dediğimiz, sebzelerde çok ciddi bir problem. İşte bunun bir mücadelesi de yok. Yapılabilecek en güzel yöntem ekim nöbetidir. Yani konukçusu olmayan kültür bitkisi yetiştireceksin. Bazı kültür bitkileri yabancı otlarla çok güçlü rekabet ederken, mesela soğan gibi silindirlik yapısı olan, çok toprak yüzeyini çok gölgeleme yapmayan bitkiler yabancı otlara karşı çok hassas iken, mesela yonca gibi veyahut da başka hızlı gelişip toprak yüzeyini hızlı bir şekilde kapatan kültür bitkileri yabancı otları çok ciddi baskı altına alabiliyor. Onun için ekim nöbeti yapmak lazım. Yabancı otlar kültür bitkileriyle koloni oluşturuyor. Bu zinciri kırmak için de her sene aynı tarlaya aynı kültür bitkisini ekmemek lazım. Mümkünse familya düzeyinde şey yapmak lazım. Mesela buğdayken mısır yetiştirmek yerine mesela bir baklagil yetiştirmek lazım. Biliyorsunuz aynı zamanda baklagiller havadaki serbest azotu da toprağa bağlıyor. Doğal gübre şey yapıyor. Toprak mikroorganizmalarını düzenliyor. Bunun için ekim nöbeti çok iyi bir alternatiftir ve tarlanın geçmişini bilmek gerekiyor. Ve kesinlikle yabancı otun tohum bağlamasına müsaade etmememiz gerekiyor. Böyle İngilizce'de çok güzel bir söz var, diyor. One year seed, 10 year weed. Yani bir yıl tohuma bırakırsan 10 yıl boyunca o yabancı otlar çıkar, mücadele etmen gerekiyor. Dolayısıyla da işin başındayken yabancı otlar tohum bağlamadan önce mücadele etmek gerekiyor. Bir de her yabancı otu hedef almamak gerekiyor. Şöyle bir şey var. Mesela bir tarlada çok yabancı ot vardır. Ancak farklı farklı türlerdir. Yani bir metrekarede bir tarlada 100 tane birey var ama hepsi farklı farklı birey. Bunun çok zararı yok. Bunun aslında ekolojiye de beslenmeye de birçok faydası var. Fakat yine birim aranda 100 tane var ama hepsi bir ya da iki bireye ait. Mesela geliş sorgum halepensenin metrekarede diyelim 10 tane var ama diğer tarafta da 15 tane farklı türlerden var. Yani yabancı ot biyoçeşitliliği ne kadar fazlaysa tarlada verim o kadar yüksek oluyor. Şimdi çiftçi bakınca yabancı ot olarak görüyor, hepsini yok etmeye çalışıyor. Bu mantık çok yanlış bir mantıktır. Yani verimi arttırmıyor. Şu an son zamanlarda yapılan birçok bilimsel çalışma var. Eğer yabancı ot biyoçeşitliliği tarlada fazlaysa orada çok mücadeleye gerek yok. Ancak tek türe dayalı çok bir türün, yani tek yabancı otun birey sayısı çok fazlaysa, orayı istila etmişse, oraya hakim konuma geldiyse, yapılacak en güzel şey onunla güzel rekabet edecek kültür bitkisi seçmek. Yani en güzel şey bu. Pardon. Bu konuda mesela ben bir reçete vereyim. Yani demin hocamın söylediği gibi ayrık veya sudan kaynaklanan sorgum türleri varsa, biz şunu yapıyoruz, özelde de kendi hobi olarak yapıyorum. Bir sene ben tezgahen kabağı veya bal kabağı dikiyorum araziye. Çok geniş yaprak yaptığı için yabancı ota güneşin ulaşmasını engelliyor. Çok güzel. Ve seneye o güzel, eğer bakarsanız kabağınızı, zaten ciddi de para kazandırır. Ertesi yıl bu dar yaprakları görmüyorsunuz. Çok güzel. Yani münavebede eğer kabak türleri kullanırsanız sebze bahçenizde, daha sonraki seneye dar yapraklı bu şeyleri, ayrık türlerini veya sorgum türlerini görmüyorsunuz. Çok iyi bir mücadele. Evet. Yani bunu bir pratik olarak belki çok büyük alanlarda yapmak çok zor ama hobi bahçeleri bazında veya küçük tarla bahçelerde çok rahat kullanılabilir. Tabii kabağın yetişebildiği coğrafyalardan veya mikro klimalardan bahsediyorum. Bunu ben kendim yaptım kendi arazimde. Başarılı da oldum. Bu sene, geçen yıl kabak yaptım. Yere mesela atalık yerli domateslerimden dikeceğim. Daha da başarılı olacağını düşünüyorum. En azından ot mücadelem yarıdan çok çok azaldı. Şöyle bir soru var. Bu köpükle sıcak suya eklenen köpüğün zararsızlığıyla neden elde edildiğine YouTube'dan gelmiş bir soru. Bizim yaptığımız çeviri dokümanlarda
Bu köpüğün buğday, mısır, zeytinyağı gibi bitkisel maddelerden elde edildiğini söylüyor. Hocam da bunların zararsız olduğunu hatta görselde çocuk parkını gösterdi ama hocamın ekleyeceği bir şey var mı Ramazan hocam? Bu köpük materyali benim bildiğim zararsız bir bitkisel Yok, ama. Köpük zaten zararlı olsa zaten ya, şimdi bizim amacımız bu zararlı kimyasallara bir alternatif geliştirmek. Eğer eklediğimiz köpük de zararlıysa glifosat şey yapmanın bir anlamı yok. Çünkü sıcak su şimdi doğruyu da söylemek gerekiyor. Yani şimdi sıcak su glifosatla başa baş gidecek kadar bir şeyi yok. Ancak glifosatın verdiği zarar çok etkili. Hem de glifosat şöyle bir özelliği var. Sistemik bir herbisittir. Yani toprağın altındaki damarları da öldürüyor, kökleri de öldürüyor. Ama sıcak su maruz kalma süresine bağlı olarak belli bir düzeye kadar inebiliyor. Çok toprak altı organlarını çok öldürmüyor. Bu köpük eklenerek bunun ısı derecesinin kaybolmasını engelliyor. Belli bir süre mesela diyelim ki 5 saniye sonra ısı kaybolacaksa bunu 10 saniyeye çıkarıyor. Dolayısıyla o soruyu soran arkadaş doğru yerlerden bilgi alıyor. Onlar daha çok bitkisel kökenli maddelerden elde ediliyor. O da tamamen baloncuk içerisinde, köpük içerisinde ısıyı koruma amaçlı yapılıyor. Kesinlikle etkiyi arttırıyor bu kesin ama biz hiçbir şey katmıyoruz. Dolayısıyla yine şeydir. Ha, belki şöyle bir soru gelebilir, bilmiyorum var mı belki soracağınız sorularda. Ben TÜBİTAK projemi sunarken de böyle hep eleştiri gelirdi. Ya şimdi şey de söyledi, Göksel Bey de söyledi, su çok önemli şeydir. Şimdi biz suyla yabancı ot öldürüyoruz ya, şimdi insanlar zannediyor ki biz tonlarca su kullanıyoruz. Yani bu suyun çok önemli olduğu bir dönemde suyla yabancı ot tamam etkilidir, öldürüyor, ispatlıyoruz, ortaya koyuyoruz. Ancak ısıtmak da maliyeti yok. Çünkü sadece o güneş panellerinin kurulum maliyeti var. O da çok yüksek. Yani glifosatla şey yapılamaz. Çünkü uzun vadede kullanacaksınız. Dolayısıyla maliyet yüksek değil. Ancak şöyle bir durum söz konusu, glifosat kadar etkili değil. Onun için ısıyı korumak gerekiyor. Toprak yüzeyindeki ısıyı korumak gerekiyor. Su da çok ama fazla kullanmıyor. Onu atladım da. Su biz dekara eğer 90 derece 8 derecede kullanacaksak 1 metrekare 1 litre kullanıyoruz. Ha, bunu bile eleştiren oldu. Bir belediyeci arkadaşlarımız varsa zaten Göksel Bey de belediyeci. Biliyorsunuz Türkiye'de bu TÜİK verilerinden aldım. Türkiye'de bir belediye ortalama bir kişinin bir günlük su ihtiyacı için 200'ün üzerinde 200 litreye yakın bir su çekiyor kaynaklardan. Tabii bu her şey için yani banyosu için, gıdası için, her şey için. Yani bir belediye bir birey için bir gün 200-250 litreye yakın su çekiyor. Şimdi bununla kıyasladığımız zaman aslında kullandığımız 1 litre su 1 metrekare çok bir su değil. Bir de biz bu suyu kirletmiyoruz hiçbir şekilde. Sadece ısıtıyoruz. Hatta ve hatta eğer bu suyun içerisinde biyolojik olarak zararlı mesela Escherichia coli gibi böyle zararlı biyolojik etmenler varsa bu suyu kaynatma esnasında aynı zamanda suyu dezenfekte de etmiş oluyoruz. Ancak su kullandığımızdan dolayı herkes su kısmını eleştirebiliyor. Belki dinleyiciler arasında da öyle arkadaşlarımız olabilir. Dedim hani bir bilgi vermiş olayım. Yoksa çok yüksek miktarda su kullanmıyoruz. Bir metrede bir litre ile iki litre arasında kullanıyoruz. Tabii bu yabancı otun gelişme dönemi çok önemli. Eğer yabancı ot çiçek açıp tohum bağlama dönemine geldiyse siz 5 litre de kullansanız onu zor öldürürsünüz. Ama şöyle 10 santim 15 santim büyüklükteyse mesela dar yapraklarda sapa kalkmamışsa, geniş yapraklarda çiçek açmamışsa o dönemde ise çok rahatlıkla bir litre suyla bir dekar alandaki yabancı otları öldürebiliyorsunuz. Bir de biliyorsunuz arkadaşlar şeyde bu kentsel alanların tamamı yabancı otlu değil, tarla gibi değil. Taşların arasında çıkıyor, kaldırımın arasında çıkıyor. Dolayısıyla biz 1000 metrekareye 1 ton su kullanıyoruz ama aslında kullandığımız alan icabında yerine göre belki 10 dekara da çıkabiliyor. Çünkü sadece yabancı otun üstüne püskürtmek gerekiyor. Yoksa biz bu 1 metrekare 1 litre suyu 1 metrekarenin yüzeyinin tamamını kaplama şeklinde söylüyoruz ki hiçbir kentsel alanda tamamı yabancı otlu değil. Ya yarıklardan çıkmıştır ya boşluklardan çıkmıştır bir şekilde boş alandır. Dolayısıyla o alanın yüzey alanı
toplamının belki bazen %10'unu kaplıyordur, bazen de %20'sini 30'unu, yani %100'ünü kaplamıyor. Dolayısıyla dekara kullanacağımız su miktarı çok daha az olabiliyor. Evet. Bir de Göksel Bey, çok detaylı sorular var. Güllecik bulamacıyla ilgili, tesbih ağacıyla yaptığınız çalışmalarla ilgili. Aslında amaç nedir bu tip webinarlerde? Bir bilinç oluşturmak, bir alternatif olduğunu belirtmek, ama bunları dokümante etmek, bunları yayınlamak, halkın kullanımını açmak, yaygınlaştırmak da önemli. Bu anlamda ben ikinizden de hem belediyemizden hem Ramazan hocamdan bu tip çalışmalarınızı bir şekilde halkın da anlayabileceği veya diğer belediyelere örnek olabilecek bir şekilde nerede bulabilirler? Yani siz mesela bu şeyden bahsettiniz, tesbih ağacından yaptığınız çalışma. Bunları bir yazıya döküp bir web sitesinde paylaşmayı düşünüyor musunuz? Bu yaptığınız uygulamaları başka şahıslar veya belediyeler almak istese, bütün bu anlattıklarınız kültürel kısmı dahil, hani bulabilirler mi? Biz, bu arada şu bilgiyi vereyim dinleyicilerimize, zehirsizkentler.org bir web sitemiz var. Bu konudaki çevirdiğimiz tüm kaynaklar, aynı zamanda zehirsiz sofralar diye de ayrı bir web sitemiz var. Orası daha çok tarım alanlarıyla ilgili. Hem zararlarını hem alternatiften anlatır. Bulabildiğimiz tüm kaynakları çevirtip yerli olanları da aynen alıp bu iki web sitesinde yayınlayacağız. Bu anlamda hani Ramazan Hocam, Göksel Bey nasıl ulaşabilirler? Sizin yaptıklarınızı, nasıl bilgilerini alabilirler dinleyicilerimiz? Şimdi öncelikle deneme olarak başladığımızı söyleyeyim. Ama sonuçları aldık. Sonuçları aldıktan sonra açıkçası yerel kalkınma birimimiz ve tohum sandığı birimimizde zaman zaman yaptığımız bilgilendirme sohbetlerinde biz bunları anlattık. Ama anladığım kadarıyla kaynağa ihtiyacı var internet bakımından. Biz şunu yapalım o zaman. Biz bunu görev olarak üzerimize alalım. Yaptığımız çalışmaları kayıt altına alıp Çanakkale Belediyesi ve web sayfalarında da yayınlayalım. Böylece bize ulaşım veya ne gibi faydalar sağladığını, nasıl yapıldığını vatandaşlarımız görsünler. Çünkü bunu yaz döneminde açıkçası yine söylediğim ilgili birimlerle biz sohbet toplantıları ve seminerlerle zaten vermeyi düşünüyordum. Bu arada aromatik bitkilerden elde edeceğimiz yağlarla da, yani örneğin lavanta ve kekik yağlarından da ilaç yapma çalışmalarımız olacak. Bunlar tarım kiliyle karıştırıldığında ve bitkiye pülverize edildiğinde gerçekten etkili sonuçlar aldığını gördüm ben. Şimdi sunumumda da biraz bahsetmiştim. Bu distilasyon makinalarını da elde ettikten sonra bunu çok miktarda üretip sadece tarımsal amaçla, kozmetik amaçla değil, öncelikle onu söyleyeyim, o kadar büyük miktara çıkamayabiliriz. Biz bunları, yaptığımız çalışmaları zaman zaman yayınlayalım o zaman. Bu da bizim bir eksikliğimizmiş. Ben şimdi fark ettim onu. Hocam çok iyi olur. Hem diğer belediyelere iyi bir örnek olur. Zaten size belediye kitapçığımızda. Bu arada biz dinleyicilerimizin haberi, bilgisi olsun. Belediyeler ve halkımız için de çeşitli çalışmalar yapacağız. Bir belediye kitapçığı hazırlıyoruz. Burada mesela Çanakkale örneğini de yer vereceğiz. Ama tabii çok detay içermiyor bunlar. Bunlar da web sitemizden, dijital ortamda ulaşılabilir olacak. Ramazan Hocam, sizin çalışmanız ve de bu sunum. Yani sunumu da kaynak belirterek belki web sitemize koyabiliriz. Çünkü sunumu soranlar da var. Yok. Yani resimlerin büyük çoğunluğu bana ait ama farklı internet sitelerinde almış olduğum resimler de var. İşin açıkçası, işin hukuki boyutundan çok haberdar değilim. Yani benim yayınlarım, zaten biz yaptığımız çalışmaları yayınlıyoruz. Bu termal yöntemlerle ilgili yazmış olduğum bir kitap bölümü var. Termal yöntemlerle yabancı ot kontrolü. İksat yayıncılıkta çıkmış. Bedava internette var zaten. Bu diğer yapmış olduğumuz çalışmalar makale şeklinde. Zaten çok bazılarını maalesef İngilizce yayınlamak zorunda kalıyoruz ama kongrelerde genelde tam metin olarak yayınlıyoruz. Şu an benim CV'mde de üniversitenin sayfasında bulunuyor. Bu linkler, bu şeyler kullanılarak şey yapılabilir. O yayınlanan kaynak sitenizde
O linki kullanmada bence hiçbir sakınca yok. Çünkü o linki alacaksınız, sayfanızda olacak. Tıklandığı zaman kendi sitesine gidiyorsa bence hukuki bir süre engel Yok. yok. Orada benim zaten bir o kitabın içerisinde benim 4 tane chapter'ım var. Birisi yabancı otların biyolojik çeşitlilik açısından önemi. Orada çok güzel bir literatür derlemesidir. Belki diyebilirim ki 1000'e yakın kaynak taranarak böyle oradan önemli yerler alınarak böyle herkesin anlayabileceği formatta yazılmış. Biyolojik çeşitlilik açısından neden önemlidir? Arılar için önemi nedir? Böcekler için önemi nedir? Neden yabancı otları ekonomik zarar seviyesi altında tutmak gerekiyor? Neden onları yok etmemek gerekiyor gibi o kısımda da anlattım. Sonra termal yöntem kısmında da anlattım. Biyolojik yabancı ot mücadele bölümüm var. Daha çok benim hani böyle alternatif yabancı ot mücadele yöntemleri üzerine çalışıyorum. O kitapta benim 4 tane bölümüm var. Birisi belki tam bilimsel olabilir, epigenetik mekanizma üzerindedir. Yabancı otların epigenetik mekanizması. Ama onun dışındaki 3 bölüm gayet herkesin anlayabileceği sade bir dille yazılmış. Arkadaşlar oradan okuyabilir. Diğer şekilde de bizim projeler veriliyor. Bazen özetlerini veriyoruz. Zaten sonuçları çıktıktan sonra şey yapıyoruz. Hatta bizim TÜBİTAK'ta bir taahhüdümüz de var. Bu sonuçları ilgili yerlerle paylaşma, seminerlere katılma gibi bir taahhüdümüz de var. Biz onları zaten yapıyoruz. Videoları çekilip internete konulabiliyor. Şu an 1. yılını yürütüyoruz. Muhtemelen sonbaharda veyahut da seneye yerel yönetimlerle, karayolları, belediyeler, devlet demir yolları, hava yolları ile şey yapacağız. Bunları paylaşacağız zaten seminerler şeklinde. Onlar belki online olarak da ya da YouTube'da şey olacak. Herhalde zannederiz siz bu sunumu da kaydediyorsunuz. Bunu da yayınlayacaksınız. Bunlar da önemli kaynaklar olabiliyor. Evet, yani YouTube'da benimkiler yayınlanıyor. Benim elde ettiğim şey, biz mecburen akademisyen olduğumuz için bunlardan tabiri caizse ekmek çıkarıyoruz. Şimdi zaten 12 demiştik. Sorularla birlikte yarım olmak üzere. Sizlerin de daha fazla değerli zamanda almak istemiyorum. Çünkü çok detay sorular da geliyor. Bir şekilde araştırmak ve dediğimiz gibi bu araştırmaları paylaşmak bizim de ödevimiz olsun. Bu da yani olarak Ramazan Hocam'ın kendi, hatta işte farklı çalışma takip ediyor kendisi. Hem kendi çalışmaları hem farklı çalışmaları bizimle paylaşırsanız hocam, biz yabancı varsa bunları çeviririz. Sizin çalışmanız dediğiniz gibi link olaraktan bir başlık atarız, linkini veririz. Böylece hem belediyelerimiz hem dinleyicilerimiz, halkımız bunlara ulaşabilirler. Sunumun bir kısmını sizin elden geçirdikten sonra, işlediğiniz gibi telif hakları vesaire gibi sorunların üstesinden geldikten sonra. Bu arada Göksel Bey, sizi yakalamışken biz Buğday Derneği olaraktan biliyorsunuz bir kampanyamız var ve burada bir belediyelerimiz taahhüt imzalıyorlar. Yakında ilk müjdeyi vereceğiz. Samsun Belediyesi hem pestisitler hem de biyosidal ürün kullanımını, aynı etken maddeyi bir taahhüt imzaladı kampanyamızda da olan. En az burada illa taahhüde aynen uymak gerekmiyor. Sadece yılları değiştirebilirsiniz, taahhütteki oranları değiştirebilirsiniz. Yani biz %50 demişizdir, onu %30 yapılabilir. Ama siz zaten herbisitleri sadece 2 alanda, çok düşük %1 gibi bir oranda olduğunu söylediniz. Dolayısıyla en azından siz müdürlük olaraktan başkanımızla görüşüp pestisitler olmasa gibi de, çünkü sivrisinekler, diğer haşereler sizin şeyinize girmiyor. Ama evet, herbisit olaraktan rahatlıkla bir hedef koyup böyle bir taahhüt imzalamanız çok da kolay gibi gözüküyor. Hatta şunu bile diyebilirsiniz. Şu alanlar hariç biz Çanakkale Belediyesi başkanımız böyle bir şey imzalarsa, biz de bunun da hani niye istiyoruz bunu? Hem bu yapılabiliyor. Yani bunu anlatmamız lazım topluma, diğer belediyeleri. Yapmak bu mümkün. Öncü belediyeler var. İşbirliğini arttırmamız lazım. Ha, bu anlamda bir yandan da hani o belediyenin de biraz tanıtımı olmuş oluyor. Ön plana çıkmış oluyor. Bu da haktır. Dolayısıyla hani bu konuda da bir sizden bizim ricamız olsun. Siz hani belediyemizle, daha üst mercilerle görüşüp taahhütnameyi kendi istediğiniz şekilde dönüştürüp, atıyorum herbisitlerin zaten bu kadar kullanıldığını,
bir vadede de böyle böyle işte atıyorum 20 yıl, 30 yıl, 10 yıl, 5 yıl bir stratejik plan dahilinde alternatiflere geçilmesine dair bir taahhüt alabiliriz belediyeden. Biz bunu zaten hani kullanmadığı için Samsun'da kullanmıyormuş her birisi. Dolayısıyla hani zaten taahhütü vermek çok zor bir şey olmadı her birisi kısmında. Sizden de böyle bir ricamız olsun Göksel Bey. Çok memnunuz. Ben iki konuşmacımıza da bizleri dinleyen değerli dinleyicilerimize de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni üç webinarımız olacak. Bunların iki tanesi yurt dışında PES Eylem Ağı ortaklığında olacak. Bir tanesi İtalyan ortaklarımızda sivrisinekler üzerine gene. Diğeri de Belçika'da ağırlıklı olaraktan uzmanlarla herbisitler üzerine iki alternatif Türkçe'ye çevrilme anında çevrilsin tercümeyle iki webinarımız daha olacak. Bir üçüncü webinarımızda bu pestisitlerin ve biyosal ürünlerin zararlarına yönelik halk sağlıkçılarının katılacağı bir webinarımız olacak. Önümüzdeki Mayıs ayı içinde bu üç webinarımızda tüm dinleyicilerimizi, değerli belediye çalışanlarımızı, herkesi bekliyoruz. Ben herkese katkılarından dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim herkese. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun.